Günaydın, saatlerimiz 9.30'u gösteriyor. Para Politik'le karşınızdayız. Bugün 25 Mart Pazartesi, yeni haftaya başlıyoruz. Türkiye ve dünyanın gündemindeki gelişmeleri aktaracağız ve konuklarımızla değerlendireceğiz. Ama öncelikle finansal piyasalar diyelim. Yeni güne başlarken finansal piyasalardaki son tabloya bakalım. Borsa İstanbul Yüz Endeksi geçtiğimiz haftayı %0,32'lik kayıpla 9.111 puan seviyesinden tamamladı. Dolar TL ise 32.05 seviyesinden yeni haftaya başlıyor. Euro TL ise 34.67 seviyesinde. Gram altın 2.232 liradan işlem görüyor yeni güne başlarken. Altının onsu ise 2.166 dolar seviyesinde ve Brent ham petrolün varil fiyatı 85 dolar seviyesinden işlem görüyor yeni gün ve yeni haftaya başlarken. Veri takvimine de bakalım. Bugün içeride iş gücü istatistiklerini bekliyoruz. İşsizlik verisi gelecek. Diğer yandan Amerika Birleşik Devletleri'nde yeni konut satış istatistikleri açıklanacak. Yarınsa Amerika Birleşik Devletleri'nde dayanıklı mal siparişleri ve tüketici güven endeksi açıklanacak. Çarşamba günü Euro bölgesinde Mart ayına ait güven endeksi ve güven endeksleri gelecek. Tüketici reel güven endeksi ve ekonomik güven endeksi gelecek. Perşembe günü ise içeride Türkiye'nin Mart ayına ait ekonomik güven endeksini takip edeceğiz ve Amerika Birleşik Devletleri'nin de 2023 yılına ait 4. çeyrek büyüme rakamları açıklanacak. Ve Cuma günü içeride dış ticaret dengesi verisi gelecek. Amerika Birleşik Devletleri'nde de kişisel gelirler ve harcamalar verisini takip edeceğiz. Piyasaların odağındaki gündem başlıklarını da hızlıca göz atalım. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, elektrikli motoru olan araçlar için kredi tutarı ve vadelerini değiştirdi. Borsada yatırımcı sayısı 22 Mart'la biten sona eren haftada 251.805 kişi artış gösterdi. S&P Almanya'nın kredi notunu 3A, görünümünü ise durağan olarak korudu. Fitch İngiltere'nin kredi notunu 2A eksi, görünümünü ise durağan olarak değiştirdi. Ve Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden bütçe tasarısını imzalayarak Amerika Birleşik Devletleri hükümetinin kapanmasını önledi. Ve ayrıntılarla devam edelim yeni haftaya başlarken. Türkiye'nin milli uydusu TürkSat 6A Temmuz ayında uzaya gönderilecek. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır milli uydu hakkında bilgi verdi. Fırlatmada ilklerin yaşanacağını söyledi. Yeni uydumuz uzaya çıkmak için gün sayıyor. Bakan Kacır, TürkSat 6A'nın uzaya gönderileceği tarihi açıkladı. İnşallah uydumuzu 8 Temmuz haftasında uzaya göndermeye hazırlanıyoruz artık. Bu andan itibaren nakliye faaliyetleri gerçekleşecek. Daha sonra fırlatma öncesi, fırlatma kampanyası dediğimiz yaklaşık 4 haftalık periyotta fırlatmayı gerçekleştireceğimiz SpaceX yetkilileriyle bizim ekiplerimiz birlikte çalışmaları tamamlayacaklar. TürkSat 6A için geri sayım başladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TürkSat ve Türk Havacılık Uzay Sanayi İşbirliği ile ülkeye kazandırılan uzay sistemleri entegrasyon ve test merkezinde TürkSat 6A uydusunun son durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu. İlk milli haberleşme uydumuz TürkSat 6A projesi ve nihayet bu projede tamamlanmış oldu. İşte şimdi uçuş modelinin nakliye öncesi halini hep birlikte görme imkanına sahibiz. Uzun süren çalışmalar boyunca uydunun bütün kritik alt sistemlerinin yerli ve milli olarak geliştirilmesi sağlandı. Uçuş bilgisayarları, güç dağıtım düzenleme birimleri yerli ve milli olarak üretildi ve %81,4 yerlilik oranıyla TürkSat 6A'nın üretim süreçleri tamamlanmış oldu. 400'e yakın kişinin ortak çalışma yürüttüğünü söyleyen Bakan Kacır, fırlatmada bir ilk yaşanacağını da duyurdu. Tabii bu fırlatmada bir ilki daha yaşayacağız. Fırlatma sonrasında yörüngeye yerleşme aşamasını ilk kez yine bizim ekiplerimiz kendi imkanlarımızla gerçekleştirmiş olacak. Bu da Türkiye'nin Ay projesi için yeni bir deneyim daha kazanmasına vesile olacak. Geçtiğimiz haftanın finansal yatırım araçlarını getiri tablosuna da bir göz atalım aslında. Borsa, kurlar ve emtialar ne kadar kazandırmış aslında ya da ne kadar kaybettirmişler, buna yakından bakalım. Borsa ile başlayalım. Borsa İstanbul Yüz Endeksi geçtiğimiz haftayı %3,2
ikilik artışla tamamlamıştı. BIST 30 endeksine baktığımızda ise oradaki yükselişin biraz daha fazla olduğunu görüyoruz. %4,8'lik bir artış yaşandığını gördük geçtiğimiz hafta itibariyle. Kur tarafına baktığımızda da dolar TL %0,5'lik bir kayıpla geçtiğimiz haftayı tamamladı. Euro TL'ye baktığımızda da %1,1'lik bir kayıp yaşandı Euro TL tarafında. Emtialar tarafına baktığımızda da altın aslında son haftalarda yakından takip ettiğimiz, fazlaca yakından takip ettiğimiz bir enstrüman olarak karşımıza çıkıyor. Zira Amerika Birleşik Devletleri'nde Merkez Bankası'nın Fed'in faiz indirim beklentisiyle birlikte biz altın tarafında oldukça sert bir yükseliş gördük. İçeride de aslında fiziki altına olan talebin artmasıyla birlikte hem fiyat makasının biraz daha açıldığını hem de dolar TL çarpanı ile birlikte talebin de artmasıyla birlikte fiyatların biraz daha hız kazandığını görmüştük. Ons tarafına baktığımızda ama altın onsuysa %0,4'lük bir artış gösterdi. Bir önceki haftada yaşanan o sert yükselişin biraz daha gevşediğini gördük. Hatta haftayı bir miktar daha düşüşle tamamladığının altını çizelim. Ve tahvil ve repo tarafına baktığımızda da aslında yabancı yatırımcının yakından takip ettiği iki veri burası aslında. Yani şuradaki stabil seviyeyle birlikte buraya yabancı yatırımcının biraz daha hızlı giriş yapmasını bekliyoruz. Tahvil tarafına baktığımızda geçtiğimiz haftayı %1,27'lik artışla tamamladı tahvil ve bono tarafı. Repo tarafına baktığımızda da %0,9'luk bir artış gördük. Ve fonlara bakalım. A tipi fonlarda %2,8'lik bir artış yaşandı. B tipi fonlarda da %0,9'luk bir artış yaşandığını söyleyelim. Bu hafta önemli. Seçim haftası. Seçim sonrası için nasıl bir senaryo var? O senaryonun aslında bu hafta itibariyle biraz daha fiyatlanmaya başlayacağını tahmin ediyoruz. Karşımızda info yatırım stratejisti Çağlar Toros var. Bakalım seçim öncesi bu kritik haftada piyasalarda ne bekliyoruz? Çağlar Bey günaydın, hoş geldiniz yayınımıza. Günaydın, hoş bulduk, iyi yayınlar. Evet, seçim öncesindeki son haftaya girdik. Ne bekliyoruz, nasıl bir piyasa bizi bekliyor bu hafta itibariyle? Evet, aslında geçtiğimiz hafta volatilitesi yüksek bir haftayı da geride bıraktığımızı söyleyebilirim. Siz zaten çok güzel özetlediniz. Borsa İstanbul tarafı getiri arayışı içerisinde ön plana çıkmıştı. Yaklaşık geçtiğimiz hafta %3,2'lik bir yukarı yönlü seyir vardı. FED kararı ile birlikte altın tarafında da yukarı yönlü bir seyir gördük ki FED kararından ziyade FED Başkanı Powell'ın yaptığı faiz indirimine dair açıklamalar altın tarafında katalist etki yarattı diyebiliriz. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından da 500 bas puanlık bir faiz artırımı gerçekleşti. Sürpriz mi değil mi? Bu bir tartışma konusu. Çünkü yurt içi taraftaki konsensüs beklentiler faizin sabit kalması yönündeyken yurt dışı konsensüs beklentiler faizin 250 bas puanıyla 500 bas puanlık bir artırıma gitmesi yönündeydi Merkez Bankası'nın ki yabancı yatırımcıların, daha doğrusu yabancı kurumların dediği gibi oldu diyebiliriz. Hatta şu soru biraz daha gündeme geldi. Yabancı yatırımcının görüp yurt içi tarafın görmediği ne vardı gibisinden, ama unutulmaması gerekiyor ki geçtiğimiz haftalarda enflasyon verisi açıklandı ve buradaki enflasyon verisi %67'lere kadar yükselmesiyle birlikte ki Merkez Bankası'nın ana hedeflerinden bir tanesi enflasyonu kontrol altına almaktı. Beklentilerin üstünde gelen enflasyon verisiyle birlikte ki kuru olan talebin de artıyor olmasıyla birlikte Merkez Bankası 500 bas puanlık bir faiz artırımı yaptı. Rasyonelite çerçevesi içerisinde atılan adımların devam ettiğine dair oluşan algı Borsa İstanbul tarafının 9000'li seviyelerin üstünde tutunmasına sebebiyet verdi diyebilirim. Dediğiniz gibi bu hafta seçim haftası, aslında genel seçimlerin yerel seçimler kadar Borsa İstanbul tarafını etkileyebileceği kanaatinde değilim. Fakat içerisinde seçim kelimesinin olması bile burada biraz daha kırılganlığı arttırabilir diye düşünüyorum. Borsa İstanbul tarafı 9100 seviyesinin üstünde kalmayı başarabilirse burada kısa vadeli olarak 9600 seviyeleri hedef haline gelebilir. Şunu da söyleyeyim, yani kredi faizlerinin de yukarı yönlü gittiği bir yerde hafta sonu riskinin alınmaması algısı, diğer taraftan yaklaşık 3 milyar TL'lik bir halka arzın bu hafta talep toplayacak olması, T2 bakiyesinin düzeltilmesi amacıyla yapılacak satışların etkisiyle birlikte ve kredi temerrüt faizlerinin artarak, ki burada fiyat bazında artarak devam etmesiyle birlikte Borsa İstanbul tarafında kısa vadeli de olsa gün içerisinde hem satış baskısı görebiliriz hem de burada volatiliteyi de yüksek olmasına neden olabilir bu durum diye düşünüyorum. Viyop akşam seansı normal seans kapanışının aşağısında tamamlamıştı.
Cuma gününü aslında. Bugün itibariyle baktığımız zaman yurt dışı piyasalar tarafındaki yatay seyir ve Borsa İstanbul tarafındaki beklentilerle birlikte Borsa İstanbul tarafının güne biraz daha yatay bir başlangıç yapmasını bekliyoruz. Dediğim gibi 9100 seviyesinin üstüne tutunabilirsek 9600 seviyesi hedef haline gelebilir. 9000 seviyesi biraz daha psikolojik bir destek seviyesi. Bu seviyenin altı ise 8600 seviyesi ana destek seviyesi olarak Borsa İstanbul tarafında ön plana çıkıyor diyebilirim. Ekonomi için yaptığımız bütün yorumların aslında temelinde seçim yatıyor. Hep seçim sonrası için biz bütün yorumlarımızı yapıyoruz ve dolayısıyla şu anda da bir hafta kalmış durumda. Yani son haftaya girdik artık seçim için. Seçim sonrası için nasıl bir senaryo var? Yani özellikle de seçim öncesinde piyasalarda oluşturulan o algı nedeniyle bir miktar daha yerli yatırımcının dövize olan talebinin arttığını gördük. Seçim sonrasında bu talebin yavaşlamasını bekler misiniz? Çünkü Türk lirası tarafında çok ciddi, cazip bir yatırım aracı haline geldiğini görüyoruz aslında faizin. Bu yatırım alışkanlıklarını ya da yatırım tercihlerini biraz daha değiştirir mi? Ve en önemlisi de yabancı yatırımcı. Yabancı yatırımcının seçim sonrasında Türkiye'ye girişinin hızlanmasını bekliyorduk. Biraz daha kurt tarafında bir stabil seviye mi bekliyor yabancı yatırımcı? Yani seçim sonrasında yabancı yatırımcının Türkiye'ye girişini kademeli olarak artmasını bekliyor musunuz? Şöyle söyleyeyim. Evet, belki de algıdan kaynaklı olarak bir kuru olan talep fazlasıyla, dövize olan talep fazlasıyla artmıştı ve Merkez Bankası belki de bu yüzden 500 bas puanlık bir faiz artırımına gitti. Ya da nedenlerinden bir tanesi de belki de buydu. Zaten Merkez Bankası'nın arttırdığı faizlerden sonra dolar TL tarafında kısmi de olsa bir geri çekilme gördük ama an itibariyle yani 32 onlu seviyelerden işlem görüyor olması, yani Merkez Bankası'nın faiz kararı ile birlikteki seviyeleri de yavaş yavaş tekrar geldiği seviyeler oldu ama kısmi de olsa burada bir yatay bir seyre neden oldu diyebilirim Merkez Bankası'nın attığı adımın. Şöyle söyleyeyim, alternatif getiri arayışlarında 2022 yılının neredeyse tamamında ve 2023 yılının bir bölümünde enflasyon temasının hayatımızda olmasıyla birlikte risksiz getirilerin enflasyon karşısında yetersiz kalması Borsa İstanbul tarafını alternatif getiri arayışları içerisinde üst sıralara koymamıza neden olmuştu. Ve ne aldıysak gitti mottosu oluşmuştu. Bu kapsamda da ben biraz daha yatırımcıların algısının bozulduğunu düşünüyorum. Çünkü ne aldıysak gitti mottosunun olması temel ve teknik analizle birlikte değerlemeleri biraz daha saf dışı bırakmıştı. Fakat mevduat faizlerindeki yukarı yönlü seyrin etkisi, ki biz bunu Ekim sürecinden Aralık ayına kadar fazlasıyla yaşadık, politika faizinin artmasıyla birlikte mevduat faizlerinin artması, politika faizinin artmasıyla birlikte artan mevduat faizleri ve zorunlu karşılıklara gelen ya da zorunlu karşılıklara atılan adımların etkisiyle birlikte yükselen mevduat faizleri Borsa İstanbul tarafından para çıkışlarına neden olmuştu. Çünkü risksiz getiriler artık enflasyon karşısında biraz daha yeterli konumdaydı. Bundan kaynaklı olarak da artık alternatif getiri arayışları içerisinde Borsa İstanbul tarafının alternatifsiz olmadığını söyleyebilirim. Yükselen mevduat faizi var. Diğer tarafından bono tahvil getirilerinde bir artış var ve altın tarafındaki beklentilerin de yukarı yönlü olması aslında bu sene itibariyle reel getirinin de pozitif olabileceğine dair sinyalleri de veriyor. Bundan kaynaklı olarak da hisse senedi ve sektör seçimleri daha da katma değerli bir hale gelecek, daha da kritik bir hale gelecek ve bundan kaynaklı olarak alternatifsiz olarak son iki senede atıfta bulunulan aslında Borsa İstanbul tarafı bu sene itibariyle alternatifsiz olmayacak gibi açıkçası gözüküyor. Seçim sonrasında biraz daha beklentilere paralel olarak aslında güvenli limanları olan geçişler en azından kısa vadeli hızlanabilir. Neden hızlanabilir? Çünkü Mayıs ayına kadar enflasyon tarafının %70 ila %75 seviyelere kadar yükselmesi bekleniyor. Bundan kaynaklı olarak da alternatif getiri arayışları kuvvetle muhtemel fazlasıyla olacak ve Merkez Bankası'nın son faiz kararında aslında verdiği mesaj hem veri odaklı çalıştıklarına dair hem de enflasyon kontrol altına alınana kadar sıkı politika devam edecek. Ya buna yönelik ve TL mevduatları olan ilgi de bence bu süreç içerisinde artabilir. Şunu da söyleyeyim, Borsa İstanbul tarafında alternatiflerin bitmeyeceğini aslında düşünüyorum. Çünkü her dönemin o çapta ayrı bir hikayesi oluyor. Ve bu hikayelerden olumlu ya da olumsuz etkilenebilecek birçok hisse senedi ve sektör grupları oluyor aslında. Bundan kaynaklı olarak da biraz daha hisse senedi seçimi konusu ve sektör seçimi konusu Borsa İstanbul tarafındaki yukarı yönlü inmenin aslında hızlanmasına neden olabilir. Yıl sonu itibariyle 11 binli 12 binli
seviyeler biraz daha konuşuluyor. Belki de seçim sürecinden sonra piyasaların da rahatlayacak olması. Ya yani şunu söyleyeyim, yani yayının başında da söylemiştim. Yerel seçimlerin genel seçimler kadar Borsa İstanbul tarafını etkileyeceğini düşünmüyorum ama içinde seçim kelimesinin olması bile kırılganlığı arttıran faktörlerden. O yüzden seçim sürecinden sonra biraz daha rahatlama olması Borsa İstanbul tarafında yukarı yönlü seyrini açıkçası hızlandırabilir diye düşünüyorum. Yabancı yatırımcılar da biraz daha seçim sürecinden sonrasını bekliyor. Aslında yabancı yatırımcılar Merkez Bankası'nın attığı adımla birlikte bence biraz daha rahatlamış durumdaydı. Çünkü belki de onların beklentisi paralel gelen bir durum ya da Merkez Bankası'nın rakam odaklı çalışarak attığı adımların etkileri artık Türkiye ekonomisine olan güvenlerini de fazlasıyla arttırmış durumda diyebilirim o kapsamda. O yüzden seçim sürecinden sonra evet yabancı yatırımcının da biraz daha gelmesi bekleniyor ama tabii ki bu biraz daha atılacak adımlara ve rakam odaklı da olacaktır diye düşünüyorum. Yabancı yatırımcıların gelmesi de Borsa İstanbul tarafında ayrı bir katalizör etki yaratabilir tabii ki. Yani özetle şöyle bir tablo mu var karşımızda? Artık faizlerin yükselmesiyle birlikte borsa alternatifsiz değil. Evet, faizlerin yükselmesi borsa üzerine bir baskı oluşturabilir ama beklenen yabancı girişin artmasıyla birlikte borsa yine de güçlü kılabilir yabancı yatırımcı diye özetleyebilir miyiz? Evet, özetleyebiliriz. Aslında zaten ana hikaye bu sene itibariyle yabancı yatırımcının biraz daha bu tarafa doğru gelmesi. Zaten Fitch tarafından da sürpriz sayılabilecek bir karar var. Belki bu kararların hepsine sürpriz sayılabilecek diyoruz ama belki de biraz daha temkinli yaklaştığımız için bu durumu sürekli böyle atfediyoruz aslında. Çünkü yabancı kurumların ve yabancı yatırımcıların diye tabir edebileceğimiz kesimin zaten sürekli Türkiye ekonomisine olan güvenine ilişkin attığı adımlar, yaptıkları açıklamalar, belki de hisse senetleri tarafındaki hedef fiyat revizyonlarını yukarı yönlü revize etmesi onların biraz daha cesaretli olduğu anlamına geliyor. Belki de biz biraz daha temkinli yaklaşıyoruz. Sonuçta 12 sene sonra Fitch tarafından bir Türkiye'nin kredi notu tarafında bir yukarı yönlü revizyona gidildi. Yatırım yapılabilir düzeye en azından şu an için gelmedik ama yatırım yapılabilir düzeye yaklaşmış bir kredi notu tarafı var. Şimdi S&P ve Moody's tarafından da beklentiler fazlasıyla artmış durumda. Bu kapsamda yabancı yatırımcıların da Türkiye'ye olan güveninin artması ve ekonomi yönetiminin attığı adımların rakamlara sirayet etmesiyle birlikte ki CDS'ler tarafında da şu an stabil bir seyir var. Yabancı yatırımcı ilgisini bu tarafa bence fazlasıyla çekecektir ve yabancı hikayesi Borsa İstanbul tarafında bir katalist etki yaratıp Borsa İstanbul tarafında biz rekor seviyeleri konuşacağız diye düşünüyorum. Peki yabancı yatırımcının geldiği zaman daha çok hangi sektörlere ilgi göstermesini bekliyorsunuz? Yani genel anlamda bankacılık sektörü bekleniyor ama ben biraz daha holdingler sektörüne geleceklerini düşünüyorum. Çünkü ekonomi yönetiminin attığı adımların etkileri bankalar tarafındaki fiyat mekanizmasını biraz daha değişken kılıyor aslında. Bundan kaynaklı olarak da zaten volatilite bankalar tarafında fazlasıyla yüksek ve risk iştahı da yabancı yatırımcıların gelmesiyle birlikte bankalar tarafında artıyor. Tabii ki ekonomi yönetiminin attığı adımlarla birlikte. Fakat geride kalmış bir holding sektörü olduğunu düşünüyorum ve yabancı yatırımcılar da bence biraz daha artık geride kalmış sektör gruplarını ön plana çıkartabilir. Burada piyasa değerlerinin holdingler tarafında net aktif değerlerine çok fazla yansıttıklarını düşünmüyorum. Zaten riski dağıtan çeşitlendirilmiş portföy yapılarının olması aslında holdingler tarafında da potansiyelin ayrı bir göstergesi aslında. Biraz daha dönem dönem yabancı yatırımcılar, yani dönemsel bazda sektörlere biraz daha girebileceklerini düşünüyorum. Ama ana tema olarak yabancı yatırımcılar biraz daha mali sektörler diye adlandırabileceğimiz ki özellikle burada bankacılık sektörü ve geride kalmış sektörler arasında da holdingler sektörüyle bence Borsa İstanbul tarafına merhaba diyecektir diye düşünüyorum. Evet. Bir de altını da konuşalım isterseniz. Çünkü FED'den gelen açıklamalarla birlikte bir miktar altın tarafında sert bir yükseliş görmüştük ama çok da kısa sürdü aslında bu yükseliş. Hemen arkasından birkaç gün sonra da bir gevşeme gördük. 2166 dolarlar seviyesinde şu anda. Ne bekliyoruz? Altınla ilgili bir önden erken bir fiyatlama mı gördük? Altındaki fiyatlama bu muydu? Yoksa yani Fed'in işte yılın ikinci yarısına itibaren başlayacağı faiz indirimleriyle birlikte daha da yüksek seviyeleri artık konuşmamız gerekiyor mu sizce? Altın tarafı 2050 ile 2250 seviyeleri arasında hala yön arayışı içerisinde. Bence buradaki yön arayışı içerisinde olmasının en önemli sebebi de aslında Fed Başkanı Powell ve Fed eyalet üyelerinden gelen tutarsız açıklamalar diyebilirim. Çünkü geçtiğimiz ay yapılan açıklamalarla
bu ay yapılan açıklamalar arasında çokça farklılıklar var. Fed faiz kararı açıklanmadan önce Fed Başkanı Powell hem Senato'da hem de Temsilciler Meclisi'nde konuşma yaptı. Ve bu iki konuşmada da aslında farklı nüanslar vardı ve farklı mesajlar vermişti. Altın tarafı Temsilciler Meclisi ve Senato'da konuştuğu zamanlardaki fiyatlamalarda fazlasıyla volatildi diyebilirim. Bundaki karmaşıklıktan mütevellit olarak da aslında altın tarafında Fed faiz kararı öncesinde de bir geri çekilme, bir gevşeme hareketini gördük. Fakat Fed Başkanı Powell'ın faiz indirimlerine ilişkin söylediği mesajlar ve burada noktasal grafikte faiz indiriminin olabileceği sinyaller ve getiri eğrisinin de dikleşmesiyle birlikte bu eğilimin, faiz indirim eğiliminin fazlasıyla artması altın tarafının yukarı yönlü gitmesine sebebiyet vermişti. Fakat sonrasında eyalet üyelerinden belki de tek bir faiz indirimi olabilir açıklamaları gelmeye başladı ki Fed Başkanı Powell'ın verdiği mesajlarda 3 faiz indirimi biraz daha fiyatlamalar arasında katılmıştı. Belirsizlik ortamı aslında bu tarafta biraz daha volatilitenin artmasına sebebiyet veriyor. Fakat faiz indirimlerinin başlama döngüsüne geçtiği ve Fed'in artık evet faiz indirimlerine başladık ve faiz indirimleri devam edip büyüme odaklı bir stratejiye geçtik dediği ya da bu tarzda verdiği mesajlarla birlikte ya da verebileceği mesajlarla birlikte altın tarafında rekor seviyeler görebiliriz diye düşünüyorum. 2024 yılının ana hikayesi bence yılın ikinci yarısından sonra altın tarafında özellikle faiz indirimlerinin başlamasıyla birlikte fiyat mekanizmasının biraz daha yukarı yönlü gidebileceği olabilir diye düşünüyorum. Peki. Çok teşekkür ederiz Çağlar Bey. Çok sağ olun yayınımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Sağ olun. Çağlar Toros'a değerlendirmiş olduk yeni gün ve yeni haftaya başlarken finansal piyasalardaki gelişmeleri ve iletişim sektöründen bir haberle devam edelim. Turkcell 2023 yılı mali sonuçlarına göre büyümesini sürdürdü. Şirketin net karı %82,5'luk artışla 12,6 milyar lira olarak gerçekleşti. Yatırımlarının geliri oranı ise %21 oldu. 2023 yılı finansal ve operasyonel sonuçlarını açıklayan Turkcell, büyüme performansını devam ettirdi. Grup gelirleri yıllık bazda %14,6 reel büyümeyle 107,1 milyar lira, FAVÖK ise %19,9 oranında artarak 43,9 milyar lira oldu. Şirketin net karı da %82,5'luk artışla 12,6 milyar lira olarak gerçekleşti. Turkcell'de yatırımların geliri oranı ise %21 seviyesinde sonuçlanırken, şirketin bu yılki hedefi %23 seviyesine ulaşmak. 2023 yılını çift haneli reel büyümeyle kapattıklarını belirten Turkcell Genel Müdürü Ali Taha Koç, iş alanlarının tamamında enflasyona rağmen güçlü bir performans sergilediklerini söyledi. 2023 yılı Turkcell için çok başarılı bir yıldı. 2023 yılındaki bütün hedeflerimizi gerçekleştirdik. %73 gelir büyümesi bekliyorduk, %75 ile tamamladık. Aynı zamanda EBITDA oranımız da %42 oranında gerçekleşti. Biz finansal olarak hedeflerimizin hepsini yerine getirdik. Turkcell geçen yıl aynı zamanda 1,6 milyon faturalı net abone kazanırken 386 bin haneye daha uçtan uca fiber hizmeti götürdü. Böylece fiber abone sayısı da 2,3 milyona ulaştı. Bunun yanında Turkcell dijital iş servislerinin gelirleri ise yıllık bazda %23 artarak 10 milyar lirayı aştı. Türkiye yüzyılına başlarken biz söz verdik. Teknolojide ülkemizin en parlak yıllarını Türkiye yüzyılında yazacağız dedik. Türkiye yüzyılına Turkcell ekibi olarak dijitalin yüzlü yapacağız. Bu haberle kısa bir araya gidelim şimdi. Aranın ardından saat başı itibariyle yeniden karşınızda olacağız. Tekrar merhaba. Para Politik'le karşınızdayız. Gündemdeki gelişmeleri aktarmaya ve değerlendirmeye devam ediyoruz. Bu bölümde konuklarımız da olacak. Gündemin başlıklarını değerlendireceğiz ama öncelikle haber özetleri diyelim. Dünden bugüne yansıyan haber başlıklarını aktaralım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen AK Parti mitinginde halka seslendi. İstanbul'da 5 yıllık fetret devrini bitireceklerini söyleyen Erdoğan, yeni dönemin kapısını açacağız diye konuştu. Cumhurbaşkanı ayrıca mitinge katılan kişi sayısının 650 bin olduğunu da açıkladı. Rusya'da bir konser salonuna düzenlenen terör saldırısında can kaybı 137'ye yükseldi. Terör saldırısını gerçekleştirdiği gerekçesiyle yakalanan 11 şüpheliden 4'ünün 22 Mayıs'a kadar tutuklu kalmasına karar verildi.
Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen ilk haberleşme uydusu TürkSat 6A Temmuz ayının ikinci haftasında uzaya fırlatılacak. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, %81,4 yerlilik oranına sahip olan TürkSat 6A'da üretim süreçlerinin tamamlandığını söyledi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Gabar'da günlük 37 bin varil petrol ürettiklerini belirterek Ramazan ayı sonunda 40 bin varile çıkaracaklarını söyledi. Yeni banka promosyonları için başvurular bugün başladı. Yeni dönemde kamu bankaları emeklilere 8 ila 12 bin lira arasında promosyon ücreti ödeyecek. Özetleri aktardık. Şimdi ayrıntılarla devam edelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının detaylarına bakalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde düzenlenen Yeniden Büyük İstanbul mitinginde konuştu. 650 bin kişiye hitap eden Erdoğan, son 5 yılda İstanbul'un eziyet çektiğini ve 30 yıl geriye gittiğini söyleyerek Ramazan bayramı gelmeden Milli İrade Bayramı'nı kutlayacağız dedi. Bugün İstanbul bir yol ayrımında bulunuyor. Bir tarafta sadece ben diyenler var. Diğer tarafta sadece İstanbul diyenler var. Bir hafta kala tarihi seçimin İstanbul için önemine değindi. Sandıktan çıkan sonuçla 5 yıllık çilenin biteceğini söyledi. İstanbul'un 5 yıllık fetret devrine son vererek şehrimizde eser ve hizmet siyasetini inşallah tekrar başlatacağız. Türkiye'nin göz bebeği, yerel seçimlerin kritik şehri İstanbul, pazar günü yeniden İstanbul diyerek Atatürk Havalimanı'na akın etti. Törene katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasına başlamadan önce yeniden Refah Partisi'nden istifa eden İstanbul Milletvekili Suat Pamukçu'ya AK Parti rozeti taktı. Ardından sahneye sanatçı Cengiz Kurtoğlu çıktı. Erdoğan ve Kurtoğlu genel seçimde dillerden düşmeyen duyanlara duymayanlara şarkısını birlikte söyledi. ...650 bin kişiye hitap eden Erdoğan'ın hedefinde CHP'li İBB yönetimi vardı. Yeniden 1989-1994 dönemine dönme emareleri göstermeye başladı. Eser ve hizmet namına zaten ortada elle tutulur hiçbir eser yok. Üzerinde emekleri olmayan işleri sahiplenme cinliklerini bir kenara bırakırsak geriye koskoca kayıp 5 yıl kalıyor. İBB Başkanı'na sert sözlerle yüklendi. Yarısı kayakta, yarısı tatilde, yarısı seçim kampanyalarında genel başkanını devirmek için geçen bir dönemden geriye elbette bir şey kalmaz, kalmıyor. Kabahatlerini örtmek için bir de engelleniyoruz yalanına sarılıyor. Sıkılmadan, utanmadan metro yaptım diyor. İstanbul'daki mevcut metroların tamamı bize aittir, bize. Para kuleleri skandalıyla da ana muhalefete seslendi. Hala izah edemiyorlar dedi. 30 yıl geriye gitti. İşte sizler de görüyorsunuz. Balya balya, bavul bavul paralar bir yerlerden geliyor. Bir yerlere gidiyor. Hatırlamıyorum, unuttum diyerek şu ana kadar kimse bu görüntülerin makul, mantıklı, tutarlı bir izahını yapamadı. Bir kez daha 31 Mart akşamını işaret etti. Sizlerle birlikte Ramazan'ın bayramı gelmeden 31 Mart'ı Milli İrade Bayramı haline getireceğiz. Büyükşehriyle, ilçeleriyle, İstanbul'un belediyecilik hizmetlerinde yeni bir dönemin kapılarını beraberce açacağız.
Evet, bu arada işsizlik oranları da geldi. İşsizlik oranı 2023 yılında %9.4 olarak gerçekleşti. Bu arada 2024 Ocak ayına ait işsizlik verisi de %9.1 olarak gerçekleşmişti. Detayları konuşacağız. İstanbul stüdyomuzda bugün konuğumuz Profesör Doktor Murat Ferman. Hocam günaydın. Günaydın. Hoş geldiniz günaydın. Yayınımıza. Günaydın. Teşekkür ederim. İyi bir hafta diliyorum herkese. Sağ olun. İşsizlikle ilgili tabii şöyle bir tablo var karşımızda. Yani orta vadeli programda 2024 öngörüsü bir miktar yükseliş yönündeydi aslında. Bunun nedeni de tabii hiç şüphesiz enflasyonla mücadele kapsamında atılan adımların işsizlik tarafında da sınırlı da olsa bir faturasının olacağı gerçeğiydi aslında. Evet, büyümede bir miktar yavaşlama bekliyoruz. İşsizlikte de bir miktar artış olabileceği öngörüsü 9.4. Evet. Bu ilerleyen aylarda artış olarak karşımıza çıkar mı yoksa bu seviyelerde kalır mı hocam? Evet, şimdi bu tabii bir 2023 yılı tamamladığımız evet. 2023 yılının 12 aylık ortalama seyrini gösteriyor. Bir kere şunu söyleyelim, yani netice itibariyle tek haneli kalması sinyal etkisi vermesi bakımından önemli. Çünkü çift haneli olmasının başka anlamları olur. O bakımdan şöyle diyebiliriz, hani eğer iş gücü istatistikleri 2023 sonuçlarıyla ilgili bir değerlendirme yapmamız gerekse ne derdiniz? Hı hı. Şeyin sorusunu sorsak, işsizlik 2023'te tek haneli kaldı diyebilirdik. Ama buna rağmen tabii bu manşet altında yapılması gereken işler ve düzeltilmesi gereken bazı kulvarlar var. Biliyorsunuz genç işsizliği her daim kontrol altında tutulması gereken bir işsizlik. Orada istenilen oranların görülmesi lazım. Genel olarak yıl boyunca kayıt dışı işsizlik oranında bir görece gerileme gözükse de burada da daha ileri bir adım atılması lazım. Yani mümkün olduğu kadar iş gücü istatistiklerinin bu konuda da daha gerçekçi olması gerekiyor. Genç nüfusta işsizlik oranının %20'nin altında kalması gene tek haneli işsizlik gibi aslında çok zecri bir durum olmadığını gösterir. Hatırlayın, İspanya'da, Portekiz'de %30'ların, %40'ların üzerinde genç nüfusta işsizlik vardı. Hı hı. Ama hı hı. Türkiye bakımından genç nüfus işsizliği daha farklı bir anlam ifade ediyor. Buna yakından eğrilmesi gerekiyor. Bir başka önemli nokta da neredeyse %60'ı istihdamın hizmetler sektöründe gerçekleştirilmiş. Bu da ekonomideki gelişmişlik düzeyine bağlı olarak beklenen bir gelişme Semra Hanım. Çünkü biliyorsunuz bir temel kural olarak ekonomilerin gelişmişlik düzeyi yükseldikçe, ekonomiler gelişme basamağında daha ileriye gittikçe hizmetler sektöründeki gelişme de paralel olarak veya hizmetler sektörünün ekonomik milli gelirden aldıkları pay da artar. Bu bakımdan da önemli bir nokta. Tabii hizmetler sektöründeki istihdam oranının gelişmesi aynı zamanda özellikle yarı kalifiye ve kalifiye eleman yetiştirme konusunda da eğitim politikalarına da önemli şeyleri var. Alt kırılımlarına baktığımızda tabii. Hocam şöyle iş gücüne katılımda mesela yıllık bazda 562 bin kişi artmış. Evet. Ya burada bir yavaşlama yok mu iş gücüne katılımda? Bir yavaşlama var. Yani normalde biz 1 milyon seviyesinde evet, neredeyse her öyle. Yıl aynen bir katılım öyle. Olurdu. Burada ciddi bir düşüş dikkat çekiyor evet, bence. Ben de ona dikkat ettim. Yani ilk önce iyi haberlerden, iyi taraflardan başlayalım dedik. Tabii netice itibariyle işsizlik rakamları sonradan gelen rakamlardır. Ancak burada biz ne gibi çıkarımlar yaparız? Bu durumu bundan sonraki serimlerde düzeltmek için veya düzeltici neler var onları anlatmaya çalışıyoruz. Tabii 2022 gibi, yılında %10.4'tü işsizlik oranı yıl evet. için. Ama istihdam ama yaratılan istihdam sayısı daha fazlaydı dikkat ederseniz. Evet yani onu buradan ne çıkıyor Semra? Yani iş gücüne katılımda ciddi bir düşüş var. 562 bin Türkiye'nin ortalaması tabii. 1 milyon ila 1,5 tabii. milyon aralığında seyrederdi. Bu... Ama bunu çift taraflı bir okumak da mümkün. Biraz sonra belki zamanı gelince bakarız. Şimdi mesela altına biliyorsunuz kota getirildi. %82 ithalat azalmış gözüküyor ama talep aynı şekilde içeride devam için ediyor. Müthiş bir kaçakçılık şeyi var. Geçen sene bütün senede yakalanan altın miktarı bir ayda yakalandı şu anda kaçak altın. Yani dolayısıyla burada da şu olabilir. Bu 500-600 bin kişilik ek istihdam uçup gitmediğine göre kayıt dışına yönelme aslında buradaki rakamlardan daha yüksek olabilir. Yani o da bir alarma edici bir şeydir tabii. Evet.
İstihdam 880 bin kişi artmış. İşsiz sayısı da 318 bin azalma göstermiş. Evet. Yani istihdam yaratma potansiyelimiz güzel. 880 evet. bin evet. yani çok da düşük değil evet. aslında. Ama mesela atıl iş gücünün %20'nin üzerinde olması %22.8 evet. o da dikkatle eğilinmesi evet. gereken evet. bir konu. Evet. Bu arada bir sıcak gelişme de var. Emekliye ikramiyeler 2-5 Nisan arasında yatırılacak. Bu sıcak bilgiyi de aktarmış olalım izleyicilerimize. Evet yani iş gücü verisine baktığımızda evet yıllık bazda bir düşüş var. Ama orta vadeli programa baktığımızda da ne yazık ki 2024 için bir miktar artış olabileceğine dair öngörüler var. Evet. Nedeni de şüphesiz enflasyonla mücadele kapsamında atılan adımların işsizlik tarafındaki yansıması. Evet. Tabii bir de şunu vurgulamak lazım, biliyorsunuz en son PPK raporlarında enflasyonun seyriyle ilgili değerlendirmeler yapılırken hizmetler sektöründeki hizmet enflasyonundaki katılıktan bahsediliyor. Hı hı. Şimdi madem ki istihdamın önemli bir kesimini hizmetler sektörü üzerinden gerçekleştiriyoruz. Sayın Şimşek'in deyimiyle iç talebin daha ılımlı hale getirilmesi, hı hı. yani harcamaların, sıkılaştırıcı politikaların, işte kredi kartları, tüketici ihtiyaç kredileri vesaireden biraz hı hı. soğutulması söz konusu olduğunda hizmetler sektörü de doğrudan bundan etkilenecek tabii. Yani hizmetler sektörünün böyle bir vatandaşın dünyanın her yerinde sokaktaki insanın tüketimi kısmasını ilk defa hizmetler sektöründe görürsünüz. Hatırlarsanız daha evvel örnek vermiştim. Evet. Mesela Belçika'da normalde insanlar haftada 3 defa dışarıda yemek yiyorlar ortalama 2.8. Fakat böyle bir mesela ekonomik gidişatla ilgili bir olumsuz haber geldiğinde vesaire onlar böyle çok müdebbirdir. Birdenbire onu yarıya düşürüyorlar. Yani ilk kestikleri yer orası oluyor. İlk kestikleri oluyor. Yer orası Türkiye'de oluyor. Böyle mi olacak? Tabii Türkiye'de de görülebilir. Çünkü hizmetler sektöründe çok ciddi bir katılık var. Merkez Bankası. Katılık var. Yani uzun süredir de buna dikkat çekiyor. Evet. Orada bir miktar yani seçim sonrasında bir miktar yavaşlama bekliyor musunuz hizmetler sektöründe? Evet, evet. Tabii o zaman hizmetler sektöründe de. Ama şunu söyleyeyim. Mesela dayanıklı eşya, onun için mobilyacılar daha fazla hı-hı. taksit vesaire istiyor. Orada da görülür ama hizmetler sektöründe hemen görülür. Yani görülme etkisi hı-hı. ay içerisindedir, hafta içerisindedir. Hı-hı. Çünkü genel geçer bir örnek veriyorum anlaşılmak bakımından. O zaman fiyat katılığı kırılır mı hocam orada? O fiyat katılığının biraz oluşması, daha uzun vadeli tabii, mi tabii. etkisini beklemek siz de gayet iyi biliyorsunuz ki yani o fiyat katılığı bir anda ortaya çıkmaz. Enflasyon bir anda ortaya çıkmaz. Dolayısıyla bu katılığın ortadan kalkması, eski düzeylere yeniden gelinmesi ancak belirli bir mesabeyle ve alınacak mesafeyle ortaya çıkar. Dolayısıyla dikkat ederseniz birdenbire bıçak gibi kesmekten bahsetmiyoruz. Yani şöyledir, kolesterol bir günde artmaz. Bunu arttıran sebepler vardır. Ama kolesterolü bir günde düşüremezsiniz. Bir anda siz derseniz ki kolesterolü ortadan kaldıracağım. O zaman kişinin de hayatiyetini sürdürmemesi lazım. Çünkü ancak mevtalarda kolesterol sıfır olur biliyorsunuz. Dolayısıyla bu açıdan düşünüldüğünde teşbihte hata olmaz. Yani enflasyon veya enflasyon bunun çok bariz bir göstergesidir. Ekonomik oluşumlar öyle bir günde ortaya çıkmaz, bir günde bertaraf edilmez veya ters dönmez. Bu yavaşlama istihdam tarafına da yansıyacak mı? Elbette yansıyacak. Onun için biliyorsunuz haftalar evvel Sayın Cevdet Yılmaz bir kalkınma ekonomisti gözüyle ne demişti? Sıkılaştırıcı veya dezenflasyonist politikaları büyüme ve istihdam dostu politikalarla hemhal ederek yürütmek durumundayız. Çünkü o da gayet iyi biliyor ki büyüme ve istihdam dostu politikalarla dezenflasyonist politikalar, sıkılaştırıcı politikalar, antireflasyonist politikalar teorik olarak bağdaşmaz. Çünkü hareketi yavaşlatırsanız bereket de düşer. Daha çok hareket, daha çok bereket, canlılık olur. Dolayısıyla bu açıdan baktığınızda bunu dengeleyebilmek çok önemli. Nitekim biliyorsunuz Cuma günü de galiba bildiğim kadarıyla Sayın Cevdet Yılmaz bu son durumla ilgili değerlendirme yaptı. Aynı şekilde Mayıs'a kadar yükseliş trendinin evet, olduğunu Haziran ve Temmuz'dan ama sonra şeye verdi. Dedi ki yani temel şey şu, bir oyun planımız var, sabırlı olmak lazım. Orta vadeli programda bunun hangi serimde, hangi erimde, vadede ortaya çıkacağı bellidir mealinde söyledi. Ama tabii enflasyonun şöyle bir sıkıntısı var Semra. Enflasyon sizin beklentilerinizi öteye ertelemenize
cevaz vermiyor. Şimdiye dikkatinizi çekiyor. Günlük hayatınızı çevirebilmek, manşet motorunu çevirebilmek için. Şimdi alayım, para varken alayım, bulmuşken alayım gibi bir psikolojiye sokuyor. Bu psikolojinin kırılması lazım. O psikolojiyi biz hala kıramadık. Kıramadık. Onun çünkü için mesela alışkanlık haline tabii, geliyor. Elbette. İşte yerleşiyor. Kadar, evet, tabii. Bu öğrenilmiş bir şey. Evet. Yani şimdi düşünün. Biz kendi hayatımızda ben gayet iyi hatırlıyorum rahmetli Demirel'le enflasyonun örneğin Türkiye ekonomisindeki gelişmeye nasıl etkide bulunduğunu hatta dedim ki yani GAP'ı enflasyon olmadan yapabilir miydiniz? Oraları karıştırma doçent demişti. Hakikaten latife bir tarafa rahmetli de kendisini anıyoruz. Latife bir tarafa bu enflasyon bir günde olmadığı için alışılmış bir, öğrenilmiş bir ezber var. Anlatabiliyor muyum? Mesela doğal ekonomi diyoruz. Yani Türkiye'de dolar daha evvel mark biliyorsunuz veya altın gibi Türk lirası dışında para fonksiyonlarını üstlenen enstrümanların olması 50 yıldır, 60 yıldır var. Anlatabiliyor muyum ne demek istediğimi? Altın dediğiniz zaman Moğolların büyük kaçkınlık döneminden beri var. Bu toprakların hafızasına, DNA'sına işlemiş. Dolayısıyla bu açıdan düşündüğünüzde yani mesela hep biz şey diyoruz. Bu mevduat faizleri vesaire şey. Mesela diyoruz ki enflasyonun aşağısında mı yukarısında mı? Diyoruz ki sen yatırdığın zaman istikbalde alacaksın paranın getirisini. Dolayısıyla hani insanlar... Hani hep konuşuluyor ya efendim bu faizler şeyin altında kalıyor arttırılması lazım gibi bir toptancılık var ya. Şimdi düşündüğünüz zaman bir kere şu oluyor deniliyor ki bir dakika beklenti anketinde bile biraz yukarı çıkmasına rağmen hala 36'da tutuluyor. Peki 36'yı kabul etsek de 32 günlük ortalama vadeyle vatandaş öyle bir senelik 3 aylık bile yatırmıyor. 32 günlük ortalama vadeyle dönüyor paralar. Çünkü yarının ne olacağını bilemiyoruz. Eskiden de daha evvelde hedefler tutmadığı ve belirli dönemlerde sapma olduğu için vatandaş diyor ki bir dakika buna inanamıyorum diyor. Herkesin aklında ne var? Asgari ücret gelişmelerinde de olmuyor mu? Haklı olarak işveren diyor ki bir dakika ya sen diyor geçmiş dönemdeki şeyden düşünmeyeceksin diyor. Önümüzdeki dönem için yapıyoruz diyor. Ama işçi de diyor ki işgören de diyor ki bir dakika ben geçen seneden diyor dilim yandı ağzım yandı ilk önce onu bir telafi edelim diyor. Dolayısıyla ki enflasyon... aslında son birkaç yıldır yapılan ücret artışlarına baktığımızda telafi eden ücret artışları. Telafi eden ücret artışları yani oluyor çünkü ama. Çünkü neden telafi eden diyoruz? Gerçekleşen enflasyonun üzerinde artışlar yapıldı aynen çünkü öyle. Aynen ücretleri. Öyle. Ama ona rağmen yine aynen de... Öyle. Mesela biliyorsunuz bu bir parça tezviratla da bir böyle hani geçenlerde bir şey okudum çok enteresan. Döviz büfesi sahibi demiş ki o bir aralar biliyorsunuz bir şeyden sonra bir pazartesi salı böyle bir acayip hani kuyruklar muyruklar falan gibi haberler çıktı. Demiş ki sanki bedava döviz dağıtıyoruz gibi millet sıraya girdi demiş. Anlatabiliyor muyum? Halbuki marjlar arttı aradaki biliyorsunuz. Ben o zaman ne demiştim? Vatandaş kendi kararını kendisi verir ama bu aradaki şeyden fırsat parite açıklığı buradan yararlanmaya çalışılan bir fırsatçılığı gösteriyor. Yani anlatabiliyor muyum ne demek istediğimi? Dolayısıyla döviz arayıp da bulamayan mı oldu? Fiyatını ona göre arttırıyorlar. Görece kıtlık oluyor. Şimdi bu kotalar motalar da dikkat ederseniz suni kıtlık dediğimiz bir unsur vardır. Yani siz kota koyduğunuz zaman ne yaparsınız? Onu kısıtlamaya tabi tutarsınız. Suni kıtlık yaratıldığı zaman eğer talep varsa onun fiyatı artar. Onun için her zaman söylüyoruz. İnsanlık tarihi boyunca da ticaret anlaşmaları, zol ve rain dedikleri mesele. Belki ilerleyen dakikalarda konuşuruz. Şimdi biliyorsunuz Ticaret Bakanımız çok böyle yani hani bir taraftan mevcut duruma vaziyet ederken fiyat kontrolleri vesaire esas arkada master planı hiç ıskalamıyor hoca. Yani ne yapıyor? Gümrük Birliği revizyon meselesi tekrar masaya geliyor. Serbest ticaret anlaşmaları 22-23 ülkeyle var. Avrupa şeyle tercihli ticaret anlaşmaları, buradaki açılımlar dikkat ederseniz. Çünkü neden? Nasıl ticaret yaptığınızın kuralları burada. Evet. Şimdi ne oluyor? Eğer siz burada mesela altında çok sıkarsanız, talep de varsa kaçak oluyor. Evet. Maalesef. Veya başka ürünlerde. Şimdi ben şunu sormak istiyorum hocam. Yani bu enflasyon ve istihdam ilişkisi şu anda sadece bizim değil, bütün dünyanın tartıştığı bir tabii. mesele. Özellikle de Amerika'da bu çok tartışılıyor. İşte Amerika ama çok çünkü, şanslı bu konuda. Evet ya, yani çok tartışılıyor. Çünkü 80'lerde de benzer sıkılaştırma politikaları uygulandığı dönemde işsizlik oranlarının iki katına çıktığına tabii şahit işte oldu. O zaman biliyorsunuz Greenspan'ler
gelenler falan. Evet. Sihirbaz geldi. Evet. Bernanke geldi. Şimdi, esas Bernanke yani biliyorsun. Bunu biz şu an bunu tartışıyoruz ama bunu yabancı basında da çok fazla tartışıyorlar. Bunun üzerine çok ciddi makaleler de yazılıyor. Mesele şu, yani bu kadar sıkı para politikasına rağmen ekonomi nasıl bu kadar canlı kalabiliyor? Amerika özelinde söylüyorum. Ve istihdam piyasası nasıl bu kadar canlı evet. kalabiliyor? Biz de bunu başarabilecek miyiz sizce? Şimdi şöyle, için hocam? Şimdi şöyle, tabii elma ile armutu karşılaştırmak diye bir tabir var biliyorsunuz. Şimdi Amerikan ekonomisiyle herhangi bir başka ekonomiyi tabii, veya Türkiye Amerika özelinde diyorum işte. O yüzden mesela Avrupa'da tablo daha farklı. Tabii, ben her zaman söylerim, hatta bazen biraz böyle rahatsız edici olması açısından şey söylerim. Yani Amerika hakikaten yani mübarek bir pazardır. Neden mübarek bir pazar? Çok canlı bir pazar. Anlatabiliyor muyum ne demek istediğimi? O anlamda. Yani gittiğiniz zaman zaten hani böyle tüketim özene bezene çok yüksek. Yüksek bir de tabii çok büyük bir ülke. Geç keşfedildiği görece geç uygarlık tırnak içinde. Beyaz adam medeniyeti girdiği için, geç girdiği için topraklar falan çok mümbittir. Yani çok büyük bir ülkedir, çok şeydir. Hani şöyle derler, hani affedersiniz söz meclisten sonra tükürsen fidan çıkar. O kadar genç topraklar. Antep dediğimiz işte kaya gazı görüyorsunuz. Seneler boyu Orta Doğu'nun kaynaklarını kullandılar, sömürdüler. Şimdi ne oldu? Bundan mı kaynaklanıyor yani şimdi, bu kadar sıkı? Bir de 300 küsur. Ama 80'de neden öyle olmadı? Şöyle 80'de bir geçiş 70'lerin petrol şeyinde onu da transformasyon yapamadılar. 70'lerin 71'deki OPEC şeyinden biliyorsunuz büyük darbe aldılar. Petrol fiyatlarındaki onun yansımalarıydı. Şunu da söylemekte fayda var. Amerika Birleşik Devletleri 350 milyonu aşkın bir nüfus. Milli gelirin yani ortaya çıkan ekonominin 1/3'ü tüketim. İyi midir kötü müdür onu bilmem. Yani sürdürülebilir bir durum değildir ama sürdürülebilir durum. Yani bu şeye benziyor Semra, dikkat ederseniz onu da hep konuşuyoruz. Aslında bir gün böyle masaya yatırmak lazım bunu. Biliyorsunuz bu çevre kirlenmesi vesaire. Görece gelişmiş ülkeler ne yapıyorlar? Bütün bunları hiç düşünmeden etrafı berbat ederek bu noktaya gelmişler. Şimdi diyorlar ki ey işte Hindistan, Endonezya, Çin kömür yakma onu yapma. Sen kömür yakarak geldin buraya. Çeliği yaparak geldin Amerika. Ama sen bunu 100-150 yıl evvel yaptın. Şimdi ahkam kesiyorsun deniliyor bu işin Türkçesi. Ve şöyle oluyor. Bakın dikkat edin böyle son zamanlarda işte COP zirveleri daha Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi yeni yapıldı. Paris Anlaşması'nın mürekkebi daha kuru. Birdenbire ne oldu böyle elektrikli otomobillerde falan da görüyoruz. Böyle çaktırmadan kömür tüketimi artma, kömür şeyi kullanımı artmaya başladı. Hani ne deniyordu 2030'da benzinli dizelli araba kalmayacak. Ne oldu? Birdenbire ya dediler acaba öyle mi böyle mi? Çünkü bataryanın %60'ın için üretilmiş. Amerika için de şöyle diyor ya tüketim toplumu bilmem ne. Adam da şöyle diyor ya 40-50 yıl sonra belki sürdüremeyeceğiz bunu ama 40-50 yılda Keynes ne demiş? Herkes uzun vadede ölür. Amerika'nın canlılığı şu Semra. Evet. Şimdi ben bunu Amerika'da hocalığımda da görmüştüm. Çocuğa soruyorsun öğrenciyle diyorsun ki sen ne yapacaksın? Ben diyor Alaska'ya gidiyorum mezuniyete. Niye Alaska'ya gidiyorsun? Alaska mı? Yok ben Arkansaslıyım diyor. Ama iş orada diyor. Çok özür dilerim hocam. Yani tabii buyurun. Özür dilerim sözünüzü buyurun, kesiyorum hocam. Ama İçişleri Bakanı tabii, Ali Yerlikaya'nın seçim güvenliğiyle ilgili açıklamaları var dinleyelim. Büyük seçimi tecrübe ettik. Annene ilişkin açıklamalarda bulundu. Ekranlarınıza getirmiş olduk. Biz gündemi değerlendirmeye devam edelim. Konuğumuz Profesör Doktor Murat Ferman. İstihdam piyasasını konuşuyoruz. Evet. Amerika şöyle, Birleşik Amerika, Devletleri'nde bu kadar sıkı para politikasına rağmen istihdam piyasasının nasıl bu kadar canlı kaldığını... Tabii, ders kitaplarında biliyorsunuz doğal işsizlik oranı %4 olarak açıklanır. Ülkeden ülke değişiyor mu hocam? Yani değil şöyle... Bir miktar. Yani, tabii bunlar baş parmak kuralları. Bunlar mesela Türkiye'nin doğal işsizliği %4... Yani şimdi şöyle zordur düşünmek herhalde. Lazım. Zor. Ama şöyle düşünmek lazım. Genelde %4 ise değilse 5'tir. Şöyledir. Onun altındakiler gönüllü kölelik veya zorunlu çalışmaya girer. Yani istihdam teorisinde o anlama gelir. Çünkü insanların çalışmama hürriyeti de vardır. Yani iktisat hem teorisi... Hem de iş değiştirme süreleri de aynen öyle. Aynen öyle. Bu işsizlik şimdi deminki örneği şöyle tamamlayayım. Yani adam Arkansas'ta olup okulu Oklahoma'da okuyup sonra Alaska'ya, ta kuzeye gidebilir. Neden? Çünkü bunların zaten ataları hicret etmişler, göç etmişler. Mobiliteye sahip insanlar. Yani böyle hareketlidir Amerikan ekonomisi, hareketlidir ve 350 milyonu aşkın çok diri bir pazar vardır. Ve Semra en önemlisi şudur, işletme iktisadı açısından ve pazarlama analizleri açısından
dünyada kataloglanmış her tüketici profili Amerika'da vardır. Dolayısıyla Amerika'ya her düzeyde, her kalitede, tabii belirli standartlar içerisinde ürün ve hizmet satabilirsin. Zaten Türkiye'nin biliyorsunuz doğru dürüst bir toparlanma yaptık. Amerika Birleşik Devletleri hemen bizim dikkat ederseniz ilk 5 şeyimiz arasında yer aldı. Hı hı. Anlatabiliyor muyum? Veya buradan giden bir kardeşimiz orada dünya markası bir yoğurt yaratabildi. Hı hı. Yani bunlar veya Silikon Vadisi'ne gittiğinizde bir sürü orada çok önemli Türkiye kökenli insan bulursunuz. Anlatabiliyor muyum? Yani Amerika'nın bir de şeyi şu, dünyadaki talent dediğimiz yeteneği kendisine çeker. Hı hı. Kendisine çektiği için üniversiteleriyle, araştırma merkezleriyle sürekli olarak zenginliğini geliştirir, yaratır, girişimcilik vesaire. Dolayısıyla böyle bir gücü var. Yani Powell'ın, Fed'in rahatlığı da oradan kaynaklanıyor. Sıkılaştırıcı politikalar hep korkuyorlar. 11 kez üst üste faiz arttır, 23 yılın en yüksek faiz düzeyine gel. Gene de istihdam şu anda 3.9, 4'e çıkması öngörülüyor. Büyüme sürekli yukarıya doğru revize ediliyor. Bir de Semra şunu unutmayalım. Yani böyle Amerika'nın 1.9 ortalama önümüzdeki sene en son FED toplantısında 3 sene büyümesi var. Hı hı. Hadi biz onu 2 diye. Ya Amerikan ekonomisinin %2 büyümesi ne demek biliyor musunuz? Hani bizim %20 falan büyümemiz gibi. Yani evet. Dolayısıyla burada Amerika'nın öyle bir rahatlık ve konfor alanı var. Bunu vurgulamak lazım. Ama şunu da söyleyeyim bakın. Şimdi eğri oturup doğru konuşalım. Biz böyle sıkılaştırma falan filan diyoruz ama bakın şu anda biliyorsunuz hala kredi kartı faizlerine dokunulmadı. Hı hı. Gecikmelere dokunuldu, hala 3.3'lü civarlarda. Amerika'da kredi kartı faizleri enflasyonun kaç katıdır biliyor musunuz? Kaç katı? 7 katı. En son haber. 7 katı. Ve Amerikalılar kredi kartları faizlerinden pişman durumda, perişan durumdalar. Tamam. Yani şimdi yani bizim o zaman bu kredi kartıyla yani disipline baktığınız zaman düzenlemeleri hani biraz daha sıkılaştırmamız mı gerekiyor? Tabii bir de orada şey yoktur böyle yani bizim Türkiye'deki gibi böyle memleketten erzak geldi. federal hükümetten yardım geldi, sosyal yardım falan öyle bir şeyler yok orada. Yani Amerika biliyorsunuz bir taraftan dünyanın en zengin ülkesidir. Sokaktan adamları çevirin, dişlerine bakın. Bir sürü insan diş tedavisi o kadar pahalıdır ki yaptıramayacağı için acile de girmez. Çünkü sigortanız yoksa hiçbir yere gidemezsiniz zaten. Sağlık sigortanız yoksa işsizseniz bitmişsiniz demektir. Dolayısıyla çoğunun ağzı şeydir, kötüdür. Dünyanın en ileri ülkesinde. Dikkat ederseniz ortalama yaşam süresinde gerileme var. Ha, şimdi bütün bunlar şunu gösteriyor. Zaten Biden'ın ikilemi de o. Kağıt üzerinde mükemmel bir ekonomi. Avrupa'nın lokomotifi Almanya küçülüyor, büzülüyor. Hannover Fuarı'na giden arkadaşlarımla konuştum. Pahalılıktan millet inliyor diyor. Sokakta bize 3 sene, 5 sene, 10 sene evvel hava atan Almanya'daki kardeşlerimiz, işte biz buradayız böyle falan. Şimdi ya ne olacak bu Almanya'nın durumu diye etrafta geziyorlar diyor. Evet, ekonomisi yeni hasta adam diye kapak getiriyor. Şimdi bu sene toparlıyor tekrar ama 0.5 büyüyecek. En son bir şey yaptılar 0.6. Şimdi bu düzeyde Amerika'nın 1.9 büyümesi, bu büyüme özürlü, büyümeye dost olmayan, büyümeyi desteklemeyen küresel iklimde Amerika'nın %1.9 büyümesi pozitif ayrımın bariz bir örneği. O bakımdan böyle bir şey. Biden da şunu soruyor kendi kendine. Biraz şaşkın soruyor tabii o biliyorsunuz son zamanlarda. Bidenomics diye bir şey var. Economics'le, ekonomiyle Biden'ı. Biden diyor ki arkadaşlar memnun değil misiniz? Memnunsunuz. İş arayanlar bulamıyor. Peki neden şikayetçisiniz? Gene de algılamada şey var. O da neden biliyor musunuz Emrah? Çünkü o da yılların birikimi. Çünkü Amerikalılarda şöyle bir şey var. Be all you can be derler. Olabileceğin her şey olabilirsin. Amerikan rüyası. Şimdi ilk defa son 5 yıldır, 6 yıldır, 10 yıldır zaten Trump'ı seçtiren de bu. İnsanlar diyorlar ki bu muydu Amerikan rüyası? Tıkıldım kaldım. Şeyi çeviremiyorum, kredi kartı borcunu ödeyemiyorum. Hani Amerikan rüyası? Hani her şeyi yapabilirdim? Trump'ı iktidara getiren bu hoşnutsuzlar. Evet. Bir de demokratlarda tabii şu var, ekonomi çok iyi ama demokratlar biraz şeyi çok azdırdılar. En son mesela bütçede ne var biliyor musun?
eşcinsel yaşlı erkeklerin bilmem sosyal güvenlik bilmem nesi için şey koyuyorlar. Cinsiyet değiştirmek isteyip de ailesine maddi imkanı olmayan genç çocukların karşı cins elbiselerini devletten karşılama falan gibi böyle biraz fazla ileriye doğru gittiler. Bu da Trump'ı çok tabii muhafazakar Amerikalıları doğal olarak aile değerlerine Trump'a yöneltiyor. Yani konuştuğunuz zaman ileride daha da çok konuşacağız bunları. Evet. Konuştuğunuz zaman şöyle diyorlar. Yani Trump'a baktığınız zaman Trump'ın değerleriyle dikkat ederseniz dünyada zaten böyle oluyor. Trump için seçmiyorsunuz. Karşısında olduğunuz için şey yapıyorsunuz. Evet. O kutuplaştırma politikası da buradan kaynaklanıyor zaten dikkat ederseniz. Allah esirgesin terör vesairenin de temel mantığı bu değil mi? Kutuplaştırmadan üzerinden değil mi? Evet. Bütün tarih boyunca değil mi? Hep böyle kutuplaşma. Biz ve onlar. O olmaması için şu olsun falan filan gibi böyle bir takım şeyler oluyor. Ve mesela açıkça seslendirelim şunu söylüyorlar. Ya bu kadar dünyanın en gelişmiş ekonomisi, dünyanın en dünyada 300'ün üzerinde bütün global markaların neşet ettiği ülke Amerika Birleşik Devletleri bu iki ihtiyara mı kaldı diyorlar değil mi? Başka alternatif çıkaramıyor mu diye soruyorlar. Yani dolayısıyla bu burada ihtiyar kavramını kötü anlamda kullanmıyorum ama biliyorsunuz biri 75 yaşında bir tecavüz, diğeri 81 yaşında bir tecavüz. Yani dolayısıyla baktığınız zaman önümüzde 4 yıl için seçiliyorlar. Peki yani şimdi biz ortalama de yaşam süresinin şeyinde yani. Seçim haftasına girdik biz de. Evet, geri sayım başladı. Çünkü şöyle ekonomiyle ilgili yaptığımız bütün yorumlarda, analizlerde hep seçim bir bariyer gibi görülüyordu. Seçim sonrası, seçim sonrası. Her yaptığımız analiz biraz daha. Şimdi genel seçim kadar belki yerel seçim, ekonomi politikaları ya da diğer politikalar üzerinde etkili değil belki. Ama algı. Algı, yani olmaması gereken bir belirsizlik biraz oluşturuldu. Ekonomi üzerine de bunun etkisinin olduğunu görüyoruz. Semra biraz da şey oldu galiba, yani siyaset bilimci arkadaşlarımızla görüşmelerimizde. Bu benim bu görüşümü de değişik şekillerde destekleyen bir şey buldum. Hava buldum. Yani aslında bu seçimler genel seçimlerin bir irtibatlı veya onu devam ettiren yani bir havada. Anlatabiliyor muyum? Öyle bir anlam yükleniyor. Öyle bir anlam. Yani bazıları için bir revanş, bazıları için yani herkes için şu veya bu şekilde bir continuation teori diyorlar buna. Yani devamlılık teorisi. Yani evet bu normalde... Güven oylaması gibi mi? Ha kağıt yani hayır yani oradaki şeye göre bazı seçmenler tavırlarını ona göre şey yapıyorlar. Evet. Çünkü onun müspet veya menfi seçmen nezdinde değişebilir. Hatıralarıyla oradan öğrenilenlerle hareket ediliyor. Evet. Mesela kararsızlar meselesi düşünüldüğü zaman bir reaksiyon gibi. Anlatabiliyor muyum mesela geçmiş seçimlerin şeyine? Hatta mesela bir de şey var biliyorsunuz bir konfor alın diyorlar. Mesela diyorlar ki bazen de şöyle bir şey oluyor. Taraflardan bir tanesi seçime girenlerden bir veya iki tane. Ya bizim için garanti zaten. Hani ben gitmesem de, ben olmasam da, ben katılmasam da zaten garanti gibi böyle bir rahatlama atmosferi oluyor dikkat ederseniz. Onun için böyle ilgi alakanın çoğalması bakımından hani şeyi arttırmak lazım. Volümü arttırmak lazım. Evet işte yani olmaması gereken gibi düşünüyor yani politikacılar. Bu kadar büyük bir anlam, yani bir belirsizlik yüklemesi yapıldı. Bunu yabancılar hep soruyorlar. Bu bir yerel seçim değil mi? Niye herkes... Çünkü kimi görsen seçim yabancı sonrası da onu, seçim yabancı da onu anlayamıyor. Anlayamıyor işte onu söylüyorum. Yani içeride oluşturulan o belirsizlik yabancı yatırımcıyı da etkiliyor. Yabancı yatırımcıda da son haftalarda sürekli çıkışlar var. Evet. Hem tabir piyasasında ama hem borsada. Semra ben size bir şey söyleyeyim mi? Bu biraz nedir biliyor musunuz? Maalesef enflasyonun hayalleri ve çözümleri erteleme hastalığıdır. Evet, bunu maalesef. Biliyorsunuz Latin Amerika'da manana hastalığı diyorlar söylemiştim galiba. Yani yarına. Bir şey olunca Güney Amerika'da mesela siz çağırıyorsunuz ustayı diyorsunuz ki ya musluk bozulmuş yapacak mısın? Adam manyağına diyor gidiyor. Anlatabiliyor muyum? Yani yarına. Evet. Yani yarına bakarız şekliyle. Peki şimdi bu son haftaya giriyoruz. Yani artık yani seçim foto sonrası finish. Dediğimiz şey tarihe de çok az kaldı. Çünkü yani foto finish dediğimiz pazartesi açılınca. Pazartesi itibariyle artık o seçim sonrası dediğimiz o seçimsiz uzun bir sürece 4-4,5 yıllık sürece girmiş oluyoruz artık. Yapısal reformların hayata geçirilebileceği önemli bir süreç başlıyor. Yabancı yatırımcı açısından da artık farklı bir süreç başlıyor. Belki onların etkisini daha fazla görmeye başlayacağız. Bu en arada, azından seçim iklimi
ve seçim ekonomisiyle ilgili tartışmalar bitmiş kronolojik olarak bitmiş olacak. Aynen. Özür dilerim hocam, devam edeceğiz ama Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy şu anda Atatürk Kültür Merkezi'nde Türkiye Kültür ve Kültür Yolu Festivali 2024 yılı tanıtım toplantısında konuşuyor, dinliyoruz. Getirecek ve elbette bu sayı artmaya devam edecek. 2024 yılında da yeni eklenen 5 şehrimizle birlikte etkinlik düzenlenecek mekan sayısını 600'ün üzerine çıkarmayı planlıyoruz. Ulaştığımız seviyeyi göstermesi açısından bir diğer sayısal bilgiyi de etkinlikler noktasında paylaşmak istiyorum. 2021 yılında Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlenen kültür sanat etkinliği sayısı 380'i aşmıştı. İlk yıl, ilk festival için bu rakam bizi son derece de memnun etmişti. Ama bugün kendi çıtamızı çok ciddi bir yüksekliğe taşımış durumdayız. Zira 2023'te 11 festival kapsamında gerçekleştirilen etkinlik sayısı 5000'in üzerine çıkmıştır. Bu yılda etkinlik sayısını 6000'in üzerine çıkaracağız. Kıymetli misafirler, değerli basın mensupları. Yepyeni bir festival dönemine girmeye hazırlanıyoruz. 2023'te Cumhuriyetimizin 100. yılına yakışır şekilde 100 gün süren festival programı hazırlamıştık. Yeni dönemde ise 8 aya yayılmış bir kültür sanat maratonuyla Türkiye'ye adeta bir festival iklimi yaşatacağız. Dünyada bununla kıyaslanabilecek başka bir organizasyon yok. Kulağa çok iddialı gelebilir ancak kendimize güvenimiz tam. Bu güvenin kaynağını buyurun festivalimizin asli sahipleri olan katılımcı ve sanatçılarımızdan da şimdi dinleyelim. 2024 Kültür Yolu Festivalleri başlıyor. Adım adım gelenekselleşen Kültür Yolu Festivali'nin ilk zamanlarından beri bir parçası olmak ben ve ekibim için gurur ve mutluluk verici. Milletimizle buluşmak, şarkılar söylemek çok güzel bir duygu. Her kesimden vatandaşımızı kucaklayan, insanları ve yürekleri birleştiren Kültür Yolu Festivalleri sayesinde buluşuyoruz, kaynaşıyoruz, şahane şarkılar söylüyoruz. Sanatla sohbet edelim, sanatla dertleşelim, sanatla gülelim, sanatla eğlenelim. Bu festivali düşünen, hayata geçiren, başta tüm Kültür Bakanlığı çalışanlarımıza ve devamlılığını sağlayan herkese sonsuz teşekkür ediyorum. Yeşil dokunuş diyerek Kültür Yolu dönüşüm atölyelerini kuruyoruz. Eskizden Piksel'e dijital sanat sergisinde ben de varım. Eskizden Piksel'e dijital sanat sergisinde ben de varım. Köklere Yolculuk sergisinde ben de varım. Hem biz hem çocuklar çok güzel eğlendik, çok güzel vakit geçirdik. Şehrin içindeki insanların da bulundukları şehirdeki yapıları ve tarihi fark etmelerini, yaşamalarını sağladığını düşünüyorum. Şehrimizde olan bütün çocukların eğlenmelerine vesile oldu. Önünden geçerken mutlaka çekiyor ve giriyorsunuz içeriye. Günün her saatinde olması müthiş bir imkan. Ben buraya Maraş'tan geldim. Burası çok güzelmiş. Antalya'nın kışın da canlı olmasını sağladı. Çok güzel bir festival olmuş. Çocuklarımız eğleniyor, mutlular. Çok mutluyuz. İnşallah devam gelir. Çok güzel. Huzur buluyor insan içine girdiği zaman. Evet. Evet, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un Kültür Yolu Türkiye Kültür Yolu Festivali ile ilgili yapmış olduğu açıklamaların bir bölümünü ekranlarınıza getirmiş olduk. Biz gündemi değerlendirmeye devam edelim. Evet, şimdi Türkiye'de nasıl bir tablo olacak? Yani seçim sonrası için evet, bütün yaptığımız analizlerde hep seçim sonrasına dikkat çekiyorduk. Artık o tarihte geldi. Pazartesi günü itibariyle o sürece başlamış olacağız. Yani biz özellikle bu son birkaç haftadır hocam döviz piyasasında çok ciddi hareketlilik gördük. Şimdi seçim sonrasında o tarafta bir stabilizasyon bekler misiniz? O stabil seviye şu anda kadar... zaten bir görece bir stabilizasyon hafta, var zaten. Evet, yani geçtiğimiz hafta Merkez Bankası'nın attığı o adımla birlikte bir gerileme gördük ve o şeye istikrarlı sanki yapıya kavuşmuş gibi görünüyor. Seçim sonrasında istikrarlı yapı elde edilirse döviz piyasasında yabancı yatırımcının girişini de destekler mi? Elbette. Şu bir gerçek. Şimdi biliyorsunuz biraz evvel söyledik, hani öğrenilmiş bazı çaresizlikler teorisi var biliyorsunuz veya bazı hatıralar. Şu oluyor anladığım kadarıyla piyasadaki doğrudan piyasaya vaziyet edenlerin
bize yansıttıkları da öyle. Kapalı Çarşı ve diğer yerlerde bankacılık kesimindeki talebelerimizden, dostlarımızdan. Geçtiğimiz seçimlerden sonra dedik ya, bu seçimlerin aslında birbirinin mütemmim cüzü. Sanki birbirinden aslında ayrı olmakla beraber bir genel seçim, biri yerel seçim adı üstünde. Yani muhtarla ihtiyar meclisinde seçeceksiniz yani, dikkat ederseniz. Aslında şey de oluyor yani, yerel seçimlere de haksızlık edilmiş oluyor. Çünkü dikkatler ondan kaçırılmış oluyor. Yani anlatabiliyor muyum? Çünkü yerel seçimde netice itibariyle hizmet odaklı ve lokal, adı yüzünde yerel şeylere de, motiflere de önem vermeniz lazım. Doğru değil mi? Sizin mahallenizde, şeyinizde, ilçenizde, yani yerleşme yerinizde vesaire. Fakat maalesef bu genel seçimlerin bir continuation dediğimiz bir devamı olduğu için bazen projeksiyon ondan da şey yapmış oluyor, saptırılmış oluyor. Veya bir takım partilerin işbirliklerinden veya işbirliği yoksunluklarından, yokluklarından, yani işbirliği yapmadıkları için bazı belki o yerel bazda çok başarılı olabilecek yüksek potansiyel sahibi adayların ortaya çıkması veya önünün açılması da engelleniyor. Bunu bir kere bir tarafa koyalım. Ama geçtiğimiz bu mantıkta, geçtiğimiz seçimlerden sonra biliyorsunuz efektiflerde aşırı bir yükselme olmuştu. Ciddi bir yükselme olmuştu. Vatandaş bunu hatırlıyor. Yani bana söylenilen, bizim de gözlediğimiz bu. Dolayısıyla bu 500 bips'lik artışla bir parça kırılmakla beraber seçimlerin gerçekleşmesiyle ancak sonuçlanabilecek. Yani onun için geri sayım başladı. Foto finish dedim ya. Foto finish derken sonuç foto finish olacak anlamında söylemedim. Yani artık saat yavaş yavaş saatler başladı değil mi? Saatlere artık başlıyoruz. Evet. Fiilen sandıklar açıldıktan sonra da ne zamana kadar olur? Şimdi herhalde gece yarısı belli olmuş olur değil mi? 3-5 yukarı sonuçlar. Evet. Ama yani pazartesi sabahından itibaren bir takım hani şeyler, piyasanın nasıl reaksiyon vereceği görülecek. Burada bir takım manipülatif işlemler olabilir. Böyle hafta sonlarında biliyorsunuz Asya piyasaları daha evvel açılıyor. Yani yatırımcı çok etkiler mi tercihlerini? Hayır, ama geçen sefer böyle manipülasyonlar olmuştu biliyorsunuz. Dar hacimli piyasalarda daha evvel açıldığında böyle acayip dolar TL fiyatlarını falan yukarıya çıkartmışlardı. Atıyorum belki orada 100 milyonluk. Böyle bir eğilim olabilir mi? Olabilir. Her zaman manipülasyon her zaman. Öyle, her 100 zaman. Milyonluk 100 milyonluk işlem yapıyorlar ama orada birdenbire tabelada bilmem kaç liraya çıkartıyor. Vatandaş diyor ki dolar bilmem kaç lira oldu falan. Hacimdar olduğu için. Hacimdar olduğu için. Evet, aynen böyle. Onun için bu biliyorsunuz erken açılan piyasalarda veya dar hacimli piyasalara dikkat etmek lazım. Yani anlaşılıyor ki bu öyle bir noktaya gelindi ki yani bunun çözümü için hani bu işin takvim olarak geride bırakılması gerekecek. Evet. Ama şu bir gerçek, hani Cevdet Yılmaz'ın da en son değerlendirmeleri çerçevesinde hani diyor ki bu bir aşama, orta vadeli programda görülecek. Tabii şunu da vurgulayayım, daha evvel Sayın Şimşek de, hatta Şimşek şöyle dedi. Yani orta vadeli programı okumadan konuşuyorlar falan filan. Yapısal reformlar evet, orada var dedi ama. Bakmadan. Yani şimdi hani bu işin, yani bunu artık şey yapmaya gerek yok. Hocaların hocası olarak herhalde bu işi hani anlamak değil, yazabilecek durumdayız. Ama yani her şeyi de orta vadeli programa bağlamak veya ona dayanmak, ben hoca olarak söyleyeyim, çok tavsiye etmem. Çünkü orta vadeli program çok dikkatle incelendiğinde bir takım planlama motiflerinin ötesinde bir de niyet belirtir. Bütün planlar, bütün ileriye matuf öneriler, serimler, tahminler, ben tahminleme işini bilen, literatürü bu konuda 30 yıl evvel orijinal katkıda bulunmuş bir akademisyen olarak söyleyeyim. Tahmin ve tahminleme çok enteresan bir alandır. Şunu söyleyeyim, yani bir kısım gerçekler vardır, rakamların gösterdiği, bir de temenniler vardır. Şimdi bütün program ve planlar siyasetin o daha evvel verilmiş taahhütleri ve hayallerini de barındırmak durumundadır. Onun için dikkat ederseniz mesela Merkez Bankası araç bağımsızlığını niye ortaya çıkartıyoruz? Diyoruz ki siyasilerin hedefleri var. Mesela hangi siyasetçi bütün vatandaşlara çok dolgun maaş vermek istemez? Hepsi ister. Ama bir de bütçe şartları var, kaynak yönetimi var. O zaman ne lazım? Bürokrasi lazım, maliye lazım. Şimdi bizim böyle esprili şeylerdir. Okuturken de hep söyleriz. Ben derim ki öğrencilere, sizi yetiştiriyoruz. Yarın öbürsü gün biz sizin karşınıza geldiğinizde üniversite bütçesi için siz buradaki güler yüzünüzü tabii esirgemezsiniz ama farklı bir şapka giyeceksiniz. Çünkü siz
devletin hazinesine, devletin bütçesine sahip çıkacaksınız. Hı hı. Siz böyle mesela iş adamı gelir, iş adamı anlatıyor. Şöyle yapacağız, böyle yapacağız bilmem ne. Teşvik. Tamam da bir de eldeki imkanlar var. Hı hı. Şimdi hani ihracatçılar söylüyor, şöyle olsun böyle. Tamam da bir de genel denge var. Hı hı. Anlatabiliyor muyum? Onun için bazen diyor ya, benden bir şey istemeyin, şunu yapmayın, şunu isteyin ve vesaire. Hı hı. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Orta vadeli program, mesela yapısal reform konusu biraz daha açıklanmaya ve çalışılmaya muhtaçtır. Çok açık ve net söyleyeyim. Biraz çünkü, havada kalıyor sanki. Evet, evet. Yani, seçim sonrasında bunu yani, çok daha net hele ben size bir şey söyleyeyim. Şimdi ben, en yapısal reformu en çok hangi alanda beklersiniz? Her alanda beklerim. En çok hangi alanda ihtiyaç var sizce? Vergi yani, olabilir mi mesela? Şimdi vergi tabii bir hem sebeptir hem sonuçtur. Vergi bir tercihtir. Yani hangi kesimlerden daha fazla vergi alacağınız servet transferiyle, gelir şeyiyle bir ortadadır. Bence yapısal reformun temeli şu. Biz nasıl bir Türk cemiyeti, Türkiye cemiyeti, Türk toplumu hedefliyoruz 10 yıl, 20 yıl sonra? Yani ben bunu makalelerimde de yazdım. Çok da üstüne gitmek istemiyorum. Şu anda seçim öncesi tabii insanlar çok farklı şeyler yapıyor ama Türkiye'de müthiş bir demografik transformasyon var. Farkında mıyız? Biz birdenbire genç bir ülke olmaktan çıkıyoruz. Yaşlı bir ülke olduk. Evet. Bakın dikkat edin. Bu, 2080 yılında... Bu gelişmiş yılında, ülkelerin sorunu. Tabii ama Türkiye... Gelişmekte olup gelişmiş ülke kategorisine çıkmak üzere olan ülkelerin de sorunu. Semra Hanım, biz... Çin'de de aynı benzer bir sorun Semra var. Semra Hanım, yalnız bir şey söyleyeyim. Biz nasıl Batı'nın 200 yıl, 250 yıl evvelki endüstriyel devriminden sonra 30-40 yılda aştığı şeyleri 3-5 yılda aştık, tamam? Biz hızlı geçiyoruz. Ya bu işte de yaşlanıyoruz ama çok hızlı ve çok dengesiz yaşlanıyoruz. 10 yıl, 15 yıl içerisinde birdenbire cemiyet tamamen değişebilir. Bu cemiyete göre, bu değişen vücut ölçülerine göre elbise dikeceksin. Yapısal reform bu. Yoksa hala biz bu ezberleri bozacağız. Ya biz genç nüfus falan değiliz. Biz zaten şu anda 33,5 yaşında maşallah olgunluğunun zirve 32,9 tabii. Ama bizim yaşlanmamız acayip bir yaşlanma. Yani biz bir ara 5-10 yıl evvel 100 milyarlık Türkiye ülküsünden henüz vazgeçmemişken birdenbire farklı bir noktaya geldik. Evet. Yani bence yapısal reform temeli bu. Tekrar oturup şey yapacağız. Üniversite eğitimi, anaokulu eğitimi ne lazım bize? Ne lazım? Belki bize ameliyat bizim hemşiresi değil, bize geriatrik uygun, hemşire lazım. İstihdam piyasamıza uygun eğitim kadrolarımızı da ona göre dizayn etmemiz lazım. Aynen. İş dünyasına soruyoruz. Türkiye'de, sadece Türkiye'de değil, tamam bu biraz bütün dünyanın sorunu ama yetenek açığı problemi çok büyüyor. Çok büyüyor. Ve bu bütün ekonomileri tehdit ediyor. Türkiye ekonomisini de tehdit ediyor. Şimdi biz yani göçmenler sorununu hep tartışıyoruz yani. Şimdi bunu herkes farkında. Göçmenler olması pek çok alanda, özellikle de mavi yakada çok ciddi bir iş açığı oluşacak. Belki işler dönemez hale gelecek. Yani bunu herkes farkında ve herkes konuşuyor. Dolayısıyla bizim bir an önce bu alanda, yani mavi yakayı küçümsemeden mavi yakadaki alanlara da eleman yetiştirmemiz gerekiyor. Evet tabii, ama bugünkü açık 10 yıl, 20 yıl evvelki İstihdam politikalarının sonucu. Eğitim politikalarının sonucu. Ben de onu söylüyorum. 10 sene sonra, 20 sene yani, sonrası için şimdiden yapmamız evet, lazım. Yani hem mevcut da hem tabii, de gelecek için istihdam açığımız nerede oluşacak? Ona göre eğitim kadrolarımızı belirlememiz Semra Hanım, gerekiyor. Semra Hanım, şuna karar vermemiz lazım. Biz enflasyonla mış gibi yapmaya ve yaşamaya devam mı edeceğiz? Sanal bir zenginlik, gerçeklik mi yapacağız? Yoksa yaptığımız işi şu veya bu şekilde değil, etkin, etkili ve verimli yapmaya mı devam edeceğiz? Yani biz 7,5 milyon kişiyi üniversitede mi okutacağız? Yoksa 750 bin tane kişiyle üniversite mezuniyetini başka bir yere mi çıkaracağız? Biz herkesi hizmet sektöründe mi istihdam edeceğiz? Yoksa başka bir noktada mı istihdam edeceğiz? Yani can yakıcı soruları sormamız gerekiyor. Biz sağlık sistemi, bu sağlık sistemiyle, bu modellerle ne kadar ilerleyebileceğiz? Katma değer üretme konusunda geldiğimiz tıkanıklığı 40 senedir, 50 senedir belli bir noktada turizmi destekliyoruz, ihracatı destekliyoruz. Aynı modeli devam ettirecek miyiz? Avrupa Birliği ile gümrük, mesela ben size daha yapısal reformlardan bahsedeyim. Avrupa Birliği ile gümrük revizyonu yapıyoruz. Belki de gümrük birliğinden hiç bulaşmadan gümrük birliğinden çıkmanın zamanı geldi. Çünkü size senelerdir gümrük birliğinde diyorlar ki sen katma değerli mal üretemezsin.
Sen bu malları üretmek zorundasın. Katma değeri kim üretir? Kuzey Avrupa ülkeleri üretir. Orta katma değeri kim üretir? Orta Avrupa üretir. Diğerlerinde Güney Akdeniz ama ve biz üretiriz. Ama sonuçları ne olur işte? İşte onları yapısal reform bu. Hı hı. Yapısal reform yoksa konformizm değil. Öyle işte çocuk liseyi bitirince otomatikman üniversiteye gider. Belki de Alman sistemini getireceksin. Daha çocuk ilkokul 5'teyken onun hangi paternde gideceği görülecek. Yapısal reform bu. Yapısal reform öyle yapısal reform. Yani şey gibi amcaya diyorsun ki amca yaş gelmiş 60'a kilo olmuş 120. Senin değiştirmen lazım şeyini. Bu kafayla bu beslenmeyle yapamazsın. Şimdi 60 senedir böyle beslenen amca birdenbire bunu değiştirmesi çok kolay değil. Çok tamam. Evet. Yani yapısal reform can yakıcıdır ama o üçlü meselenin o bakımdan vergi politikası niye böyle? Bir tercihtir bu vergi politikası. Gayet açık. Dünyanın her yerinde öyledir. Doğrudan dolaylı. Yani ama oranları bizim oranda eşit. Zaten bu bütün yani bu bütün politikalar buradan kaynaklanır. Lazım. Yapısal reform. Kamu iki misli büyümüş. Bu kadar büyümesini istiyor muyuz? Dört misli mi büyüyecek? Peki. Her dört kişiden biri devlet memuru mu olacak? Değil mi? Bakan yani, Şimşek onunla ilgili çok önemli bir şey söyledi yani. Siz de hep altını çiziyorsunuz. Emekli olanların dışında, yani sağlığı ayrı tutuyoruz dedi. Emekli olanların karşılığı dışında dedi. Yeni bir şey, kamu personeli. Memur sen ne dedi? Memur sen ne dedi? Çok hocam. Ağır konuştu memur sen başkanı. Peki. Ya. Yani o kadar kolay değil. Yapısal reform can acıtıcıdır. Hayatı değiştiricidir. Bir de alışılmış bir şey varsa tabii, onu yıkmak var. Daha da zor oluyor. Tabii, peki. Aynen öyle. Bir virgül koyalım öyle, hocam müsaadenizle. Kısa tamam. Bir ara gitmemiz lazım. Kısa bir ara diyelim, aranın ardından devam edeceğiz. Tekrar merhaba. Para politikle karşınızdayız. Gündemdeki gelişmeleri değerlendirmeye devam ediyoruz. Konuğumuz Profesör Doktor Murat Ferman'la birlikte. Şimdi özellikle de 2024'te beklenen ekonomik soğumayı acaba içeride iç talebin soğumasını biz ihracatla karşılayabilecek miyiz? Dengeleyebilecek miyiz hocam? Dışarıda dış pazarlarda tablo nasıl? Anahtar yani, Türkiye'nin avantajlı olduğu ya da dezavantajlı olduğu noktalar nedir? Anahtar soru çok doğru. Sayın Şimşek de dikkat edilirse. İhracat yönelimdir. Evet yani dedi ki şimdiye kadar iç talebe bağlı büyüdük. İç talebin ılımlı hale getirilmesi ama net ihracatın, bak bu da enteresan, net ihracatın arttırılması gerekir dedi. Net ihracat kavramı önemli bir kavramdır. Çünkü dış ticaret iki bacaktan oluşur. Biri ithalat, biri ihracattır. Tabii 40 küsür yıldır biz çok doğal olarak hep ihracatı önceledik. İhracat bizim milli meselemizdir. Daima böyle olmuştur, böyle olmaya devam edecektir. Türkiye ihracatla kalkınacak ve yükselecektir. Bunda hiçbir beis yok. Bu bakımdan dış ticaret sermaye şirketi modeli üzerine yapılandırdığımız ki o da Japon Shogo Shosha modelinden gelir. Niye onu aldık, o modeli aldık? Bu konuda ilk defa araştırma yapan, yazı yazan hem bir akademisyen hem de o dönem ticaret dairesi başkanı sanayi odasında olarak hem uygulamada hem teoride yer almış bir kişi olarak söyleyeyim. Japon mucizesini hatırlıyor musunuz? Gençler pek hatırlamazlar. Bizim gibi orta yaşlı veya benim gibi yaşlı hatırlarlar. Ama hatırlarsanız 70'li yıllarda özellikle Japonya bir ihracat mucizesi gerçekleştirmişti. Shogo Shosha modeli oradan mülhem. O modeli geçen ay ben Z raporunda aslında biraz araştırma fırsatım oldu. Bravo. Yani bizden farkları ne olmuş? İşte hangi avantajları kullanmışlar? Çok fazla ayrıntı var ama şöyle bir farklılık var. Benim orada mesela çok dikkatimi çeken bir noktaydı. Ben biraz pas atmak için bunu getirdim zaten. Lütfen paylaşalım bunu. Reaksiyonel milliyetçilik diye bir şey var Japonya'da. Evet. Ne demek reaksiyonel milliyetçilik? Yani bir ürün var. O ürünün mesela ithali geliyor dışarıdan. İthali daha ucuz olmasına rağmen Japon milleti ithal olanı almıyor, yerli olanı alıyor. Evet. Daha pahalı olmasına rağmen. Buna da reaksiyonel milliyetçilik diyoruz. Yani bir şeyleri karşılaştırırken evet benzer uygulamalar var aslında Türkiye ile Japonya arasında ama Japonya'nın en önemli avantajı milliyetçiliğinin çok yüksek olması. Bir de, yani tüketim tercihlerinin önüne geçiyor. Tabii. Bir de biliyorsunuz tasarruf alışkanlıkları çok yüksek ve günlük hayatta delayment of gratification dediğimiz istek ve ihtiyaçlarını erteleyebilme ve sadeleştirebilme, vazgeçme
şeyleri var. Nasıl adam 10 kazanıyor, borçlanıp 15 harcamıyor. Çünkü enflasyon yok, negatif faiz var. 17 yıl sonra ilk defa şeye geçti, şimdi bile. Hele o dönemlerde 2. Dünya Savaşı'nda atom bombalarını yemişler. Onurları zedelenmiş. Tekrar ayağa kalkmaya çalışıyorlar. Dikkat ederseniz Almanya'da 2. Dünya Savaşı sonrası yarattığı mucizede bu faktörler çok önemli. Sizin buyurduğunuz gibi. Tabii orada şunu da vurgulamakta fayda var. Mesela biz o dönemde, bunlar tabii ayrı bir tartışma konusu aslında. Tabii Z raporu gibi hakikaten gelişmeleri sadece kapağından değil, içerisinden alt dinamikleriyle irdeleyen, arka planı ortaya koyan dergilere onun için ihtiyacımız var. Yani yoksa böyle güzel ayrıntılı haberler falan da oluyor ama arka planı incelemek lazım. Mesela o dönemlerde şey de vardı, Güney Kore modeli bir parça daha, gene Japon'dan farklı değil ama farklı yapılanmalarla gelmiş. O oradan bir şeyler öğrenilebilir miydi? Orada biraz yardımlar var. Bir yardımlar var. Destekler var. Askeri rejim var sürekli falan filan. Yani baktığınız zaman. Mesela bugün dış ticarette baktığınız zaman İran'da da bir başka model var. Orada da vakıflar üzerinden bir model var. Anlatabiliyor muyum? Yani model çok. Ama ben pratik olarak şunu düşünürüm. Yani 40 küsür sene bunu uyguladık, teşvik mekanizmasını. Hayali ihracat dönemleri geçti Türkiye'den. Bugün hayali ihracat desem çocuklar böyle yüzüne bakıyorlar. Meşhur bir maymun filesi vardı. Ben bunun vakasını yazmıştım. Maymun filesi diye. Maymun filesi, milyonlarca maymun filesini gönderiyorlar. Böyle bir gayet dekolte bir üst kıyafet. Göya bütün dünyada öyle bir şeyler bulmuş ki gönderilen yerde oradaki kadın nüfusun tamamının maymun filesi giymesi lazım falan gibi. Böyle acayip, tamamen bunlar tabii sahte kağıt üzerinde yapılmış. Ama bunları rahmetli Özal'da İhracatı öğrenmemiz gerekiyordu. Bu da ödememiz gereken bir bedel. İlk çocukluk gençlik hatası falan diye şey yaptı. Şimdi bugünlerde kimse burnundan kıl aldırmaz ama hiçbir dış ticaret sermaye şirketi bu konuda şey değildi, sabıkasız değildir. Onu da söyleyeyim yani. Bazıları daha ileri gitmişti vesaire. Ama sonradan işte bunlar bir takım şeyler oldu. Vergi iadeleri, şunlar bunlar. Turizm 40-50 yıl evvel Barlas Küntaylar, Allah rahmet eylesin, sevgili Burak hocanın rahmetli babası, teşvikler, turizme açılmalar vesaire, tesislerin kurulması. O zaman sanayileşme projeleri, biliyorsunuz, ağır sanayi, daha büyük, Balkanların, Orta Doğu'nun en büyük tesisi. Balkanların, Orta Doğu'nun en büyük turizm tesisi. Halbuki yatak sayısı değil, butik önemli. Halbuki kapasiteden ziyade esnek üretim birimleri önemli. Bunlar zaman içerisinde çıktı. Çevik üretim vesaire, dikkat ederseniz. Şimdi yenilen noktada onun için yeniden bir düzenleme yapmak lazım. Mesela TEPAV'ın bir araştırması var. Çok ses getirmedi. Belki olumlu bir noktaya dikkat çektiği için pek bir şey bulmadı. Biliyorsunuz bizde şöyle bir şey var. Olumsuzluk, kötülük, kötümserlik çok daha öyle, kolay satın alınıyor. Öyle. Yani mesela muhalefet yapmak çok daha şey. Mesela tweet atıp muhalefet yapanlar var. Biliyorsunuz. Daha çok ilgi görür. Çok daha ilgi görüyor. Bir de doom scrolling denilen bir şey var. Ne demek biliyor musunuz? Scrolling bu böyle şeyde ekranın aşağı indirilmesi veya hani burada kaydırma diyoruz ya, kaydırma. İnsanlar nelere daha çok bakıyorlar? Böyle felaket, rezalet, skandal, korkutucu, ürkütücü, böyle şey. Birinden birine, birinden birine böyle geçen, hani hep kötü böyle şey. Olumlu bir şey olduğunda hani böyle şey, olumlama etkisi o kadar şey daha vermiyor. Zayıf. Evet, daha zayıf. Dolayısıyla dikkat çekmek çok kolay. Hani kronik muhalif böyle tipler vardır. Devamlı eleştirip. Ben bunu ilk dekan yardımcısı olduğumda bir böyle üzüldüm çünkü bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Böyle büyük hocalar falan, İstanbul Üniversitesi'nde büyük hocalar falan filan diyorlar. Hocaların hocası vardı, Sulhi Dönmezer. Dedi ki niye üzülüyorsun sen dedi. Gel bakayım dedi. Böyle bir dedi, hocalardan biri böyle bir şey dediği zaman şöyle diyeceksin. Hocam çok haklısınız. Ben de sizinle aynı fikirdeyim. Bir komisyon kuralım. Başını da sizi geçirelim. Bir etüt eder misiniz bizim için? Beraber çözelim de dedi. Bak göreceksin ne olacak. Hakikaten sonra ben Amerika'dan böyle bayağı bir kitaplar getirmiştim falan. Bağış. Şeyden. Amerikan üniversitelerinden toparlayıp İstanbul Üniversitesi'ne. Onlarla ilgili büyük hocalardan bir tanesi. İsmi lazım değil. Allah rahmet eylesin. Dinince dinlensin diyelim. Adam ya bu ne rezalet dedi, oralarda kitaplar her tarafta falan, koliler gelmiş, daha koliler açılacak. Bu ne rezalet burası dedi, depo mu falan filan. Dedim hocam çok haklısınız.
Hemen dedim bir şey yapalım, siz bir komisyon kuralım. Bunların dedim tasnif edilmesi lazım. Eleman yok devlette. O zamanlar bu kadar elemanımız yoktu. Devlette eleman yok, ne yapacağız? Hatta Semra Hanım o zamanlar da kadro yoktu. Mesela üniversitede sekreter hemşire kadrosunda, kütüphaneci itfaiyeci kadrosunda, hangi boş kadro olursa o oluyordu. Asistan kadrosunda doçent, doçent kadrosunda profesör falan, bunlar o zamanlar çok yaygındı. Ama şunu dedim ki böyle yapalım. O anlı şanlı profesör tamam dedi. İki saat sonra geldi pipoyu. Dedik böyle pipoyu dedi. Muratçım dedi ya gerek yok böyle. Ya sen iyi yaparsın dedi falan dedi. Ha o zaman anladım ki çok insan ahkam kesiyor ama gel yap dediği zaman kimse bir şey yapmıyor. Bu bana çok bir önemli bir ders olmuştur. Muhalif olmak daima çok daha iyidir. Kendinize göre bir takım şeyler yaratır ama çözüm getirmez. Apartman toplantılarında vardır böyle bazı tipler. Tat 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 herkes konuşuyor. Gel yönetici ol dersin. Hop yapmak hemen lazım. Yapmak. Şimdi dolayısıyla şunu söyleyeyim. TEPAF şöyle dedi. Türkiye ihracat çeşitliliği ve pazar çeşitliliği bakımından dünyanın önde gelen ülkelerinden bir tanesi. Siz dikkatinizi çekti mi o çalışma? Şimdi evet siz çok, attıktan sonra okudum. Çok okudunuz daha değil mi? Öncesinde evet çok, dediğiniz ve, gibi. Ve çok enteresan. Çok enteresan. Şunu da söyleyeyim ama bir başka nokta da var. Şimdi bütün bunları yaparken çerçeveyi oluşturmanız lazım. Tamam mı? Şimdi ben demin ne dedim? Eğer toplum yaşlanıyorsa örneğin bütün tekstil sektörünün, moda sektörünün buna göre yapılanması lazım. Anlatabiliyor muyum? Şimdi siz 60 yaşındaki bir hanımefendiye genç kız elbisesi giydiremezsiniz. Giydirirseniz uyumlu olmaz. İstek ve ihtiyacı da olmaz zaten. Ama 60 yaşında da herkes 80 yaşında giyecek insanların elbisesini giymek istemez. Anlatabiliyor muyum? Bir şey yapmanız lazım. Biz biliyorsunuz çok uzun yıllar aslında böyle hep büyük şeylerden konuşuyoruz ya, hayat ufak şeylerden ibaret. Mesela biz Fransa'dan aparttığımız Fransız kadın ölçülerine göre, konfeksiyon ölçülerine göre yapılmış kuplarla uzun yıllar boyunca annelerimizi, kız kardeşlerimizi bizar ettik. Çünkü o vücut yapısı farklı bir vücut yapısı. Sonradan işte isim vermeyeyim bir takım Türkiye'de de bizim hanımlarımızın istek ve ihtiyaçlarına uygun kesimler, modalar yapıldı vesaire. Ve o zaman ne oldu? İnsanların istek ve ihtiyaçları karşılandı. Değil mi? Evet. Bu ve onu anladık ki biz insanlarımızı, kadınlarımızı mutsuz etmişiz çok uzun müddet. Yani siz şimdi şunu diyemezsiniz. Efendim bizim ayakkabılar biraz şeyde kalıpları geniştir. Giyince açılır falan değil. Hayır. Herkesin ayağına uygun buçuklu numarayla da ayakkabı üreteceksin. Tamam mı? Herkes gidip de özel ayakkabı yaptırmak zorunda değil. Konfeksiyonu yaptırırken Türk vücut ölçülerine zaman göre yapacaksın. Şimdi şunu söyleyeyim. Ticareti, uluslararası ticareti neye göre yapıyorsun? Anlaşmalara göre yapıyorsun. Dolayısıyla onun için söyledim. Ticaret Bakanımızın yeniden bir enerjiyle yeni baştan arka plan çalış. Bunlar çünkü altyapı çalışması gibidir Semra, biliyorsunuz. Yani altyapı yaparsınız halk görmez onu. Yani ticaret sanatçısı. Bazı bana bir belediyeci demişti onu seneler evvel, çok şaşırmıştım. Daha üniversitedeydim, dedi ki oğlum dedi ben aptal mıyım dedi altyapı yapacağım dedi. Altyapı ne olursa olsun ben yukarıya kurarım, patlarsa sonra patlar dedi. Çünkü anladınız mı demek istedim? Bir de ama altyapı olmadan üst yapı olmaz. Şimdi dolayısıyla şu oluyor. Bunlar böyle çok büyük ses getirmez ama bunların yapılması lazım. Gümrük Birliği 1996 girişi. Kaç sene olmuş Semra? 96. Dünya değişti. Hepimiz yaşlandık. Yaş aldık. Ya değişirken hala bile değil hocam. Orada bazı şeyleri koyarken bile yani o günün şartlarına bile uygun değil. Evet. Yani o günün şimdi o gün tırları ya ben o gün ben o günleri çok iyi yaşadığım ve sorumluluk istendiğim için. Şimdi başka bir şey mi taşıyor? Tabii çok iyi biliyorum. O dönemde gömlek uyduramadık, pantolon verelim kabilinden. Ama şunu da söylemekte fayda var yani. Şunu da söylemekten kaçınmamamız lazım herhalde. Yani Türkiye'nin ihracatının artışında çok önemli bir payı var gümrük birliğinin. Var. İhracatının artışında payı var ama o zamanki politikacılar. Turizmdeki her şey dahil sistemi gibi. Evet. Çok fazla turist çekiyoruz ama turist başına elde ettiğimiz gelir çok düşük. Yani o zamanki politikacılar akademik ünvan sahibiydiler ama yani her neyse o ayrı bir belki bir ileride konuşmamız lazım. 96'da ne oldu vesaire, niye böyle oldu? Ama şunu söyleyeyim. Gümrük Birliği'nin revize edilmesi lazım. Onun dışında gene TEPAV'ın bir araştırması var. Bizim de daha evvel yaptığımız sondajları geliştirmişler. Serbest ticaret anlaşmaları, STA. 23 tane ülkeyle var şu anda.
bir 30 küsurla da devam ediyor. Şu anda biliyorsunuz tekrar Ticaret Bakanlığı İngiltere ile Brexit'te çıkınca Avrupa Birliği'nin dışında anlaşma yapman lazım İngiltere ile. Evet. İngiltere ile tekrar serbest ticaret anlaşmasını masaya getirdiler. Çok önemlidir. Ama mesela bunun yanında şu da var. Normal yeni STA'ların yapılması. Mesela Tayland hala ne bekleniyor? 23 tane ülke, Tayland dedi, Tayland demek değil ki. Tayland üzerinden ASEAN ülkelerine açılıyorsun. Böyle kritik şeyler var. Mesela şey diyorlar, efendim Cibütü'de üs var. Ne? Cibütü, nereden buldunuz? Ya Cibütü dediğin yer Afrika'nın kontrol noktası. Anlatabiliyor muyum ne demek istediğimi? Yani onun için Tayland sırf Tayland değil. Tayland'dan 23 tane ASEAN ülkesine açılıyorsun. Yani böyle kritik şeyleri yapılması lazım. Mesela Güney Kore ile serbest ticaret anlaşması yaptık. Aleyhimize çalışıyor. Tamamen bunların revize edilmesi lazım. Dolayısıyla STA'ların revize edilmesi lazım. Neden? TEPA araştırmasında ortaya çıkıyor. 2022'de STA olan yani serbest ticaret anlaşması, rahat ticaret yapabileceğimiz, tercihli ticaret yapabileceğimiz, daha doğrusu yani tercih yanlış olacak, şimdi nedenini söyleyeceğim. Yani kolaylaştırılmış ticaret yapabileceğimiz ülkelerle ticaret açığımız 1.2 milyar veya 2 milyar doların altındayken sadece bir yılda 14 milyar dolara çıktı. Şimdi burada bir sıkıntı var. Demek ki biz serbest ticaret anlaşmalarıyla net ihracat diyoruz. Bir gözden geçirmemiz lazım. Mesela Güney Kore'de. İsim veriyorum, bakın söylüyorum. Bir de tercihli ticaret anlaşmamız var. 4 ülkeyle. İşte Özbekistan, Azerbaycan, 2 ülke daha, Afganistan, tam hatırlayamıyorum. 4 ülkeyle. Türkmenistan olabilir, yanlış şey yapmayın. Tercihli ticaret anlaşmalarında da bunların da gözden geçirilmesi lazım. Demek ki hani yapısal reformlardan falan da bahsediliyor ya, bu bir yerden de yapısal reforma değiyor. Çünkü siz gardırobunuz kadar şık veya paspal olabilirsiniz değil mi? Gardıropta olmayan şeye göre de size hangi ticaret anlaşmaları, size hangi ihracatı teşvik modeli, turizmi teşvik modeli bağlıyorsa veya yapılandırıyorsa o kadar performans gösterebilirsiniz. Hani geline demişler ki, oyuna demişler, yerim dar demiş. Yerini genişletmişler, genim dar demiş. Yenim dar demiş. Bu sefer de şey sıkmış, elbise sıkmış. Şimdi onun için biz mesela hizmetlerin bulunmadığı bir gümrük birliği anlaşması, bir ticaret anlaşması olabilir mi? Tır giriyor, şoför giremiyor. Tır kendi kendine mi gidecek? Evet. Çünkü yani, nedeni şu tabii, şoför hizmetler sektörüne giriyor. Dahil. O hizmetler içinde yok. İşlenmiş tarım ürünleri yok. Şey ya yani şimdi o dönemki şey 90'lı yıllarda iki tane büyük holdingin yönlendirmeleri ve onların çok işine gelen unsurlar artık zaman ve zemin değişti. Türkiye şu anda iki tane büyük holdingin yönetiminde değil. Ekonomi bakımından söylüyorum. Yani ekonomiyi yönet. Yani ekonomide hakim olan iki tane büyük holding unsurunu aşmış durumdayız. Doğru mu? Yani şimdi o bakımdan bir de enteresan bir şey Semra. O tarihsel sürece baktığınızda o dönemde en çok bunlar ağladılar. Bizi koruyun, şöyle yapın, böyle yapın. Korundular. En çok da onlar yararlandılar. Hatırlayın. 1930'ların 40'ların otomobil teknolojisini 1980'lerde 90'larda 50 bin avro eşdeğer değerle buraya sattılar. Neden? Dışarıdan şeyleri kapadılar. Kapıları. Herkes sıraya girdi. İki ayda bir otomatik zammı yedi. 30'ların 40'ların teknolojisindeki arabaları biz 80'lerde 90'larda o zamanın arabalarının aynı şeyini ödedik. 1990'lı yılların ortasındadır. Avrupa'da dünya pazarlarında halen satılan güncel bir arabanın aynen Türkiye'de satılmaya başlanması. Bak anladınız mı demek istediğimi? Öbür arabalar bitmiş gitmiş zaten. Anlatabiliyor muyum? Yani bu otomotiv sadece bir şey. Evet. Bakın şunu da unutmayın. Infant industry diye bir şey vardır. Bunu bilirsiniz. Çocuk bebek endüstri. Şimdi ülkeler kalkınırken bu çok doğal bir kavramdır ve çok desteklenecek bir kavramdır. Nasıl bebeği böyle, sen bebek veya çocuğa git ya ne yaparsan yap, hayatın gerçekleriyle sokağa çık der miyiz? Koruruz bebekleri, çocukları değil mi? Doğal bir koruma. Şimdi yeni endüstride olurken koruruz. Evet. Korumacı duvarlarıyla koruruz, teşviklerle koruruz değil mi? Yani koruruz. Şimdi mesela otomotiv endüstrisi. 10 yıl korudun. 20 yıl korudun. 40 yıl korursan hani 40 yaşına gelmiş evde oturan böyle tipler vardır. O hale gelir yani.
Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla onu da çok iyi bilmen lazım. Ben de diyorum ki ihracat başımızın tacı. Ama 40-45 yıl sonra hala kilo değeriyle, hala dolar TL paritesiyle konuşuyorsak tamam, bir sıkıntı var. Şimdi burada bizim evet yani ciddi eksikliklerimiz var. Ama... Onun için işte bu mekanizmaları arka evet, planda da çalışmamız lazım. Evet ama şimdi mesela 2024 için öngörünüz nasıl hocam? Yani 2024 için mesela bizim en büyük pazarımız olan Avrupa pazarı. O da yılın ikinci yarısı itibariyle yavaş yavaş faiz indirmeye başlaması bekleniyor. Daha iyi olacak. Faiz indirmeye başlayınca raporunda da öyle toparlanabilecek diyor. Mi o kadar hızlı? O da yok. Bence ama kötüleşmez. Bir soru işareti. Yani evet daha fazla durgunluğa gitmesinin tabii, önünü kesmiş olacak. Tabii. Ama çok hızlı bir toparlanma da Avrupa için beklenemez yok, herhalde. Hayır. Bizim en büyük pazarımız orası. Orada bir durgunluk var. Peki alternatif pazarlarla onu ikame edebilecek miyiz? O da bir soru işareti. Dolayısıyla evet, dünya ticaretinde bir yavaşlama olur mu olmaz mı? Çok değişken. Tabii. Yani bu küreselleşme ne oluyor? Ticarette geri gidiliyor mu? Evet, İsterseniz bizi, ondan da bahsedelim. Bu bizi nasıl etkileyecek tabii, 2024'te? Tabii. Şimdi biz öngörülerimizi yapabiliriz ama öngörüleri tabii tahminlemede de öyledir. Ben her zaman şöyle yapmışımdır. Sanayi ve Ticaret Odası başkanlarına danışmanlık yaptım bu konuda. Dolayısıyla pratiğine de hakim olduğum için ben modellerimi çalıştırırdım. Sonra giderim. Hala benim kapalı çarşıda, şurada, değişik sektörlerde fikir önderleri vardır, dostlarımız. Onlarla görüşürsünüz. Şöyle bir havayı koklarsınız. O ne diyor? Anlatabiliyor muyum ne demek istediğimi? Sonra onu modelle birleştirirsin. Çünkü piyasada bir yapanlar vardır. Hı hı. Bir de ben onun için daima tartışmalarda ne diyorum? Model çok önemlidir. Ama model araçtır, amaç değildir. Anlatabiliyor muyum? Yani bizim mesela işletme iktisatçısı olduğumuz için uygulamaya yabancı değiliz. Ama mesela makro iktisatçılar, hı hı, mesela Cevdet Hoca gibi Merkez Bankası yardımcısı, onlar çok iyi, çok zekice modeli kurar, sonra modelin işlemesini bekler. Ben de diyorum ki tamam modelsiz kalmayın ama modelin dışında bir de realiteler var. Anlatabiliyor muyum ne demek istediğimi? Şimdi ben mesela demin belirli kestirimlerde bulunuyorum. O kadar açık ki altın kağıt üzerinde ithalat 82,5 azalmış ama etrafta altın yetiştiremiyorlar. Darphane 400 kilo basarken günde 600 kilo basıyor. Sadece diyor Dikili Taş'taki değil Kartal'daki tesisi de şeye geçirelim diyor. Ama biz kağıt üzerinde azalmış. Öbür tarafta yakalanan kaçak artmış. Ne olacak şimdi bu ne? Yani Ankara'da bürokrat oturdu. Kota koyduk böyle dedi. Bitiyor mu iş? Hayır bitmiyor. Anlatabiliyor muyum ne demek istediğimi? Evet. Şimdi dolayısıyla model üzerinden bakıldığında şu da bir gerçek. Rakamlara bakmak lazım. DHL New York Üniversitesi ile bir senelerdir bir uluslararası küresel bağlantılılık indeksi yapıyor. Yani 4 tane alt endeksi var. Ticaret, insan, sermaye ve bilgi dolaşımı dünyada nasıl oluyor? Çünkü biliyorsunuz özellikle pandemiden sonra küreselleşme geriye gidiyor falan filan denildi. Halbuki en son 18 Mart'tan evvel Yeni Delhi'de, o da enteresan Semra. Hindistan yani yükselen bir dergi. Evet. Yeni Delhi'de bir basın toplantısı yaptılar. Neden Yeni Delhi? Ha yeni yani bence çok başarılı bir PR çalışması yani halkla ilişkiler çalışması. Yeni Delhi'de açıklama yaptılar. New York Üniversitesi Stern School of Business vardı yani işletme fakültesinin. Orada bu işlere vaziyet eden bir profesör dostumuz var. Enteresan bir adamdır. Senelerdir bu işleri yapar. Onun da bulunduğu şeyde şu ortaya çıktı. 2022 yılında küreselleşmenin durgunluğa mı gireceği diye şeyler var. Hani küreselleşme bitti, Trump geldi, ticaret savaşları, çip savaşları falan filan ölçüyorlar. DHL Endeks diye bir endeksi var. Yani o şey yaptığı için bütün dünyada artık kabul edilmiş. O bakımdan artık ticari olmanın dışına çıkmış bir bilimsel endeks var. Uluslararası küreselleşme derinliğini ve aktivitesini gösteriyor. Gayet açık ve net. Küreselleşmede bu %25 çıkmış. %0'la %100 arasında değişen endeks %25. Bu ne demek? Gelişme potansiyeli var ve küreselleşmede özellikle ticari hareketlerde hızlanma var. Yani küreselleşme geriye gitmiyor. Ben de bununla ilgili ilk makale yazdığımda dedim ki uluslararası biliyorsunuz ticaret dili İngilizce. O zaman dedim globalization is here to stay. Yani globalizasyon bir yere gitmiyor burada. Ama bu küreselleşmenin tabii işte yeni açılımlarına bakmak lazım. Bir haber daha verelim. Bu hafta sonu Çin'in başkenti Pekin'de
alternatif, Davos'a alternatif Çin Kalkınma Forumu vardı. Dünyanın çok büyük şirketleri, reklam olmasın da ismini vermeyelim, tahmin edebiliyorsunuz bütün önemli markalar, yöneticileri orada bir araya geldiler. Çin biliyorsunuz büyüme hedeflerini %5 olarak deklare etti. Çok iddialı bir hedef çünkü içeride bayağı sıkıntılı Çinliler. Ama Başkan Xi biliyorsunuz yeni bir toplantı, seçimler mi için adamın önü açık artık, Putin gibi. Önü açık her ikisinin de. Şey oldu, 24 maddelik yabancı sermayenin çekilmesi, yani yabancı sermaye Çin'e çekmek için yeni bir madde açıkladı ve hareket başlattı. Özellikle Amerikan şirketlerinin veya Amerikan markaların CEO'larının orada olması da önemli. Bu küreselleşmeye nasıl bir etkide bulunacak? Çünkü biliyorsunuz bir taraftan da bir sosyal medya kurumu şeyi var. Kongre bir yasa geçirdi. Dedi ki 6 ay içerisinde bir Amerikan şirketini satacaksın bizim onayladığımız. Aksi takdirde seni yasaklarız dedi. Çinliler de dediler ki bir dakika ya, ticaret serbestisi yok mu kardeşim? Küreselleşmeden bahsetmiyor musun? Dediler. Aynı şey biliyorsunuz elektrikli araçlarda oldu. Baktılar ki Çinliler bir bıraksalar elektrikli araçlarda dünyayı ele geçirecekler. Hemen tahtit koymaya elektrikli ya acaba yani. Hibritler de iyi miydi? Japonlar da haklı mıydı? falan demeye başladılar. Bunu diyenler tabii Hindistan'la Endonezya'nın veya Türkiye'nin kömür kullanımındaki artışa da bir laf edememeye başladılar. Çünkü diyeceksin sen ne yapıyorsun kardeşim? Hani elektrikli araçlar 2030'da hiç benzinli dizel araç kalmayacaktı. Kaliforniya ne oldu? Apple bile vazgeçti biliyorsunuz. Dolayısıyla bu açıdan şunu söylemekte fayda var. Küreselleşmenin hızlanacağına dair bu endeks veya geriye gitmeyeceğine dair bu endeks. Her ne kadar Trump faktörü işte %15 kafadan vergi getireceğim diyor Çin'e falan. Biraz suları bulandırsa da diyorlar ki bu yasak da sosyal medya yasağı da onun ismini vermiyoruz. Dünyada 1 milyon kullanıcısı var 140 ülkede. 1 milyar kullanıcısı var 140 ülkede. Özellikle gençler çok kullanıyorlar. Onun algoritması biliyorsunuz farklı bir şey. Çin hükümetiyle bağlantılı olduğu iddia ediliyor ve o algoritmayı vermiyorlar dışarı. Çünkü o algoritma çok önemli. Ama 8,5 milyar insan var. 1 milyar insan bu sosyal medya platformuna bulaşmış durumda. Müthiş bir şey. Oradan bilgi toplandığı falan söyleniliyor. Ulusal güvenliğe aykırı deniliyor. Mesela Amerika'da devlet memuruysan, federal hükümetteysen o şeyi sosyal medya şeyini yükleyemezsin telefonda. Kesinlikle. Big Data denen bir şey işte bu. Evet. Yani o Big Data oradan. Bütün dünyanın aslında geleceğin petrolü. Bizde de bir ara böyle bir heyecanlanıldı biliyorsunuz. Bazı sosyal medya ve iletişim hesapları var. Bunların yerli versiyonları çıkartıldı ama tutmadı biliyorsunuz. Bunun mesela bir Amerikan versiyonu var. Bu sosyal özellikle telefonlarımızdaki haberleşme ve sosyal medya platformlarından. Bir de Rus versiyonu var biliyorsunuz. Yani Çin versiyonu var. Sonuç itibariyle yani bütün dünyada tabii bunlar yaşanıyor. Bir pay kapma savaşı var. Yani küreselleşmeden challenge'lar var. Batılı ülkeler rolünü, ama payını içine kaptırmak istemiyor. Çin'e olan bağımlılığını kırmak istiyor. Çin'in ağırlığını azaltmak istiyor. Semra, bir sözünüzü balla keseyim. Hep bunu konuştuk biliyorsunuz. Bu hafta sonunda Çin Kalkınma Forumu ile ilgili yorumlarda çok önemli bir şey de var. Çin biliyorsunuz, siz de hep onu az sayıda takip eden, söyleyenlerden biriyiz. Belki de biz sadece biz ikimiz bunu takip ettik. Bunlar pandemi döneminde stoka çalışmışlar. Evet. Şimdi o over supply dedikleri stok fazlası var. Çinliler bunu birdenbire piyasalara verirlerse ne olacak korkusu var. Çin'le ilgili kimse bilmiyor ki. Mesela kapalıydı diyoruz mesela. Çin kapalıydı, üretim yapmıyordu diye biliyoruz değil mi? Öyle söylediler. Öyle miydi gerçekten? Değildi. Değildi. Kimse çünkü Çin fabrikalarının içerisine girip göremez. Değil. Çünkü onlar o kadar kapalılar ki o üretim bantlarını, üretim hatlarını bile kopyalanmasından çok korkarlar. Hele öğrenme erisiyle. Dolayısıyla mesela o şeyler, konteynerler de mesela yoktu. Çünkü bravo. Dünyada konteynerlerin tekeli de Çin'in elinde. Konteyner krizi yaşandı bütün dünyada. Meğerse o konteynerleri stoklamak için kullanmışlar. Sevman boş yere Z raporunun da editörü olmaz insan. Yok hakikaten şaka bir tarafa çok keyif de alıyorum. Çünkü hakikaten arka planları da okumamız lazım. Bakın bir başka arka plan okuması hani sosyal medya şey. Fast fashion diye bir şey var biliyorsunuz. Hızlı moda. Birim maliyeti çok düşük. Satın alıyorsun özellikle e-ticarette.
Kullan kullan at. Yani neredeyse 2 doların altında, 2 dolar ve altında, Amerika'da böyle tanımlanıyor, giysiler. Kızlar, genç kızlar, ama hanımlar. Ama o da değişiyor hocam. Ha bir dakika. Özellikle bunların çoğu da Çin biliyorsunuz şeyler. Hı hı. Çin'den kaynaklanıyor. 10 tane bluz söylüyorsun, 22 dolar falan. Allah devamlı alıyorlar fast fashion. Ha bunun daha üst kalitesi var. O ne? Hızlı moda. İspanyol mucizesi. Son 15 yılda biliyorsunuz, 20 yılda. Dünya, şimdi gene ticari marka veremiyoruz. 15 günde bir şey değişiyor. Kreasyon mu dedi? Ne diyorsun ona? Moda mı? Hayır yani 15 günde bir mağazalardaki kreasyon. Ha yeni kreasyonlar geliyor bu oyuna. Artı ne yapıyorlar Semra? Hiç utanmadan copycat, taklit yapıyorlar. Bir bakıyorsun. Ama orijinal bir şeyin orada da şöyle bir İspanyollar. Z kuşağı ile ilgili şöyle bir şey var hocam. Beklenti var. Z kuşağının yani sürdürülebilirlik. Hızlı tüket. Yok tam tersi aslında. Öyle mi diyorsun? İklim değişikliği ile ilgili daha çok farkındalığı var Z kuşağının. Evet. Ve bu yüzden modada da hızlı tüketimden ziyade kaliteli ve işte az yıpranan diyelim. O yüzden i̇nşallah, kalitenin... İnşallah öyledir. Bu Greta vardı biliyorsunuz, evet, bir tane İsveçli kız. Gidiyorlar diye de bir araştırma evet, var. Evet öyle ama alternatif farklı araştırmalar da var. Hani 7-8 yaşına düşmüş influencerlar, kozmetik ürün kullanılan evet. Zavallı Sabi Sübyanların olduğu bir dünyada veya Greta gibi böyle mıy 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 konuşup da ondan sonra kendisi de maşallah uçaktan inmeyen tiplerin olduğu yerlerde o işler o kadar kolay değil. Hı hı. Greta'yı da dikkat ederseniz Davos sırası çıkarttılar ama... çıkarttılar. Şimdi kızın yaşı da büyüdü. Yaşı büyüyünce tabii artık genç kız oldu. O siz eski o, havası da kalktı. Arkadaşı hiç ilk günden beri haz etmedim. Şey haz etmedim ama tahmin samimi ettiğim bulmadınız. Gibi. Yok samimi bulmadım. Belki başlangıçta samimiydi ama hı hı. Bunlar samimi bulmadım. Onun için inşallah Z kuşağını daha gerçekçi, acıtıcı derecede gerçekçi, acıtıcı derecede egosantrik, ben merkezcil olduğunu biliyorum. Daha real bir şeydiler. Mesela Z kuşağı ile ilgili yeni araştırmalar. Tabii bu Z kuşağını da böyle genel geçer Z kuşağı dememek lazım. Hı hı. Türkiye için ayrı bir tabii araştırma yapmak lazım. Ayrı sınıflandırmalar var. Mesela mülksüzleşme ve materyal şeylerden uzaklaşma diyorlar. Hani ev sahibi olmak istemiyorum, araba sahibi olmak istemiyorum ama bu bir erdemli ve çevreci bir yaklaşımla mı yoksa pratik ve zaten bunu sahip olamayacağım yaklaşımıyla mı? Hı hı. Bu onları daha fedakar mı yapıyor yoksa daha egosantrik, ben merkezci hı hı. ve hodbin mi yapıyor? Yani hı hı. benim yok nasılsa başkasının da önemli değil. Servetten bana ne? Servet düşmanlığına çok kolay gidilebilecek bir yol da olabilir. Dikkat edersen. Evet. Bu bir süre sonra şey de olabilir. Kafa karışıklığı. Yani cinsiyette kafa karışıklığı. Evet. Allah esirgesin inançta kafa karışıklığı böyle tek bilmem ne falan tekleştirme dikkat edersen hani çift yok tek var falan filan evet, böyle evet, nereden evet. O zaman tek dünya düzeni tek bilmem ne falan filan o taraflara doğru gider. Yani dolayısıyla küreselleşmede öyle hani bazılarını gördüğü gibi bitti küreselleşme o falan filan bölgeselleşme var biliyorsunuz küreselleşmenin karşıtı o içeriye kapanma izolasyoncu politikalar. Orada da biraz artış var ama küreselleşmenin artışı bölgeselleşme artışından daha hızlı. Evet. Ha o zaman ne olur? Şimdi çok bunu çalışmak lazım tabii. Dediğim gibi ben ne Tim'le ne burada hiçbir ilişkinden menfaat ilişkim olmadığı için gayet rahat söyleyebilirim. Onlar tabii araştırma yaptırmaları lazım. Ama kestirmeden bir şey söyleyeyim mi? Hani yapısal reform dedim çünkü biraz artık sarsıcı olmak lazım. Açık açık konuşmak lazım. Yani böyle gidip de hala ucuz iş gücü üzerinden üretim yapıp yaparak... ürettiğin ürünlerle mesela bu pasta büyüyen pastadan pay alamazsın artık. Anlatabiliyor muyum ne demek istediğimi? Bir parça 3 sene 5 sene daha piyasalarda olursun. Hı-hı. Anlatabiliyor muyum? Hı-hı. Hani bu böyle şeyler vardır. O da bir erdemdir. Böyle biz hep ünlü futbolcularla uğraşıyoruz değil mi? Profesyonel futbolcularla. Benim tanıdığım mesela bir başka model var. Gördüğüm, izlediğim. Mesela böyle adam hayatını profesyonel futboldan kazanıyor. Ne yapıyor? Hep ikinci lig takımlarında ama gayet istikrarlı olarak 20 yıl futbolculuk yapmış adam. Hayatını oradan kazanmış. Yani herkesin gidip 3 büyüklerde, 4 büyüklerde, 7 büyüklerde ne kadarsa bilmiyorum sayıları kaç oldu şimdi. Orada oynamasına gerek yok ki. Veya 3 yıl oynayıp 4. yıl takımdan kesilip tukaka olmasına gerek yok ki. Adam seneler boyunca bilmem ne sporda 3 sene orada oynuyor.
oradan öbür tarafa geçiyor. Transfer parasını alıyor. Ama istikrarlı. Böyle istikrarlı insanlar var. Yani biz ne yapacağız? Kendisine de gayet iyi bakıyor. Anlatabiliyor muyum? Böyle sağda solda sosyal medyada da görmüyoruz. Şu saati taktım bilmem ne yaptım falan da demiyor. Anladınız mı demek istediğimi? Yani o da bir model. Yani şimdi Türkiye'nin bunu bakması lazım ama Türkiye yani aman bizde maliyetler 500 dolara çıktı. Gidelim 80 dolara bilmem nereye meyle olan yere. Meyle olan yer pahalı olur. K'lı olan yere gidersin. K'lı olan bunun sonu yok. Bizim verimliliği İş gücü verimliliğinde değil, orada da arayalım ama onun belli bir noktası vardır. Modern teknolojilerde, kaldıraçta, tasarımda, yenilikte, yeni üründe aramamız lazım artık. Ve bunu bizim vatandaşlar olarak talep etmemiz hakkımız. Biz 40 senedir turizm sektörünü destekliyoruz. İşte 40 senedir ihracatı destekliyoruz. O zaman tersi enflasyonda işte, tam dediğiniz şeyde işte, noktada onun için, kaliteyi düşürüyor. Tamam. O büyük iktisat tarihsiz adını bugün vermeyeceğim. Haftada iki haftada bir vermem lazımdı ama bir büyük iktisat tarihçisi der ki enflasyon bir cemiyeti yapılabilecek en dejenere edici unsurdur. Dolayısıyla tam da böyle bir ortamda acaba şirketler yani Ar-Ge'ye, inovasyona, tasarıma ne kadar kaynak ayırabiliyorlar? Biz en son İSO'nun verilerinden bakmıştık. Gerilemişti hatırlarsan. Ar-Ge harcamaların gerilediğini görmüştük. Bir de Semra. Ne kadar enteresan ama. Ya. Yani cirolar artıyor. Karlılıklar da artıyor. Karlılıklar artarken Ar-Ge ayrılan kaynağın azalması ne kadar çelişkili bir yani tablo. Yani o zaman bu şey mi? Teşviklere göre mi oluyor? Yani ben onu defalarca yazmışımdır. Hatta çok kızmışlardır. Mühendis sayısına göre teşvik alınıyordu. Yapmayın, etmeyin, yapmayın. Yani mühendis sayısı önemli ama o mühendislerin her mühendis Ar-Ge'ci olamaz. Anlatabiliyor muyum ne demek istediğimi? Yani bu şuna benziyor. Her ünvan kazananı kürsüye çıkartırsan ders anlatamaz. Evet. Şimdi biz şunu bekliyoruz. Ar-Ge'den de bizim beklediğimiz de hocam birkaç yılda bir sonuç elde etmeyi bekliyor tabii. Orada da güzel araştırmalar var. Galiba zamanımız doluyor. Evet, onu da şey yapalım. Bitiyor. Tamamen orijinal, yenilikçi, Türkiye'den kaynaklanan araştırmalar falan. Semra demin söylediğiniz sıfırdan şeyi tamamlayayım. Evet, sıfırdan onlarla ilgili güzel bir makale var. Onu da paylaşırız. Şunu söyleyeyim. Sadece ilk sanayideki ilk 500 değil. İkinci 500'de de Ar-Ge gitmiş. Yok. Hani yani çünkü ama ikinci 500 çünkü, var ya. Tabii. Hani ilk 500 olmaya yakın. İlk 1000 şirketin tamamında Ar-Ge artacağına Ar-Ge'ye ayrılan düşmüş. Oransal olarak düşmüş. Ve bu süreçte faizler düşüktü. Düşüktü. Yani faize giden pay da düşüktü aslında. Yani böylesi bir süreçte o karlılıklar, karlar nereye gitti? Bence biraz oraya da bakmak lazım. Demek ki o teknoloji kuluçka merkezleri, o teknolojik kentler, üniversitelerimizin açtığı şeyler, tabii, projeler bunların hepsi araç, amaç değil. Evet. Ve doğru kullanmazsan dejenere oluyor. Ar-Ge ile ilgili de kafamızdaki o algının da değişmesi lazım. Evet. Ar-Ge'nin sonuçlarını bugünden yarına elde edemeyiz. Aynen öyle. Yani en az 15 yani bakalım Güney Kore'ye istikrarlı, bakalım. İstikrarlı. Evet, burada bir bakalım. Kesilmiş şey. 20 yıl sürmüş onların tabii geri dönüşünü almak. O yüzden biraz sabır gerekiyor. Evet. Ama benim gördüğüm de yani biz artık o Ar-Ge sonuçlarının o meyvelerini almaya başladığımız bir sürece doğru giriyoruz. Şeref, savunma sanayi bunun en önemli. Şeref Oğuz'un deyimiyle Arak'la getir değildir Ar-Ge. Evet, Arak'la getirle başlar. Japonlar da öyle başladılar biliyorsunuz 60'larda. Ama sonra kendi dizaynlarını ortaya çıkarttılar. Evet, evet. Ya onların da ders almak lazım. Evet. Teşekkür ederiz hocam. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Bence çok mündeceratlı bir sohbet oldu. Evet, arka ve ön planlarıyla. Sağ olun. Fermuan'la değerlendirmiş olduk gündemin başlıklarını. Para politiği noktalıyoruz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.